Efendim, Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Süleyman Berk hocamızı misafir ediyoruz. Süleyman Berk hocamız hattat. Onu biz yazdığı hatlarla ve kitaplarla yakından biliyoruz. Hem akademisyen, akademik çalışmaları hat üzerinde hem de uygulamaları var. Yani eskilerin deyimiyle hem alaylı hem mektepli. Bir sanatkar, bir hoca, bir akademisyen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam önce bu hatla buluşmanız nasıl oldu? Sizi hatla tanıştıran olay neydi? Veya bir kişi mi tanıştırdı, bir olay mı oldu? Hatla nasıl tanıştınız? Benim hatla tanışmam şöyle oldu. İstanbul'da İmam Hatip Lisesi'nde okurken okulumuzda Hattat Hamit Aytac'ın bir talebesi vardı. Yusuf Sezer hocamız. Bu hocamız hafızdı aynı zamanda. Efendim okulun mescidinde tahtaya tebeşirle çok güzel hatlar yazardı zaman zaman. Bu benim ilgimi çekerdi. Tabii biz alt sınıflardaydık. Kendisi yaşça da bizden epey ilerideydi. Sınıf olarak da ilerideydi. Ben kendisine bir biçimde ulaştım. Kendimi tanıttım. Bu yazıların ilgimi çektiğini söyledim. Ben de ders almak istediğimi söyledim. Kabul etti. Zaten Yusuf Sezer hocamız o zaman, yani 1978-79 tarihlerinden bahsediyorum. İmam Hatip Lisesi'nde yatılı kalmaktaydı kendisi. Yatılı olan öğrencilere, gündüzlü öğrencilere hat dersi vermekteydi. Benim de hat serüvenim Yusuf Sezer hocamla başladı. Bir de o zamanlar takip ettiğimiz bir takım dergiler bulunmaktaydı. Bu dergilerde Hüsnü Hat levhaları çıkmaktaydı. Bunlar hep benim ilgimi çekiyordu. Bunları biriktiriyordum. Halbuki o zaman yani Sultanahmet'te oturuyorduk. Hattat Hamit Aytaç hayattaydı. Yakınımızda Emin Barın varmış. Efendim, mesela Kemal Batanay o zaman hayattaydı ama bizim yaş itibariyle tabii onlara ulaşmamız pek mümkün değildi. Haberdar değilsiniz. Yani abi, yönlendiren yani olmadı. Bu isimlere aşinaydık ama bunlara nasıl ulaşacağız, nasıl yapacağız? Tabii yani çocuk yaştaydık efendim. Ama Yusuf Sezer hocamla biz Hüsnü Hat sanatına başladık. Hatta beni 3 defa Hattat Hamit Aytaç'ın yanına götürdü. Bir defa Reşit Efendi Hanı Ankara Caddesi'nde. Şu anda atıl vaziyette duruyor. 2 defa da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kendisini ziyaret etme imkanı buldum Yusuf Sezer hocam vasıtasıyla. Böyle hat sanatına ilgimiz böyle başladı. Daha sonra fakülteye geldiğimde Muhittin Serin hocamla tanıştım. Ondan o zaman Marmara İlahiyat. Tabii Marmara İlahiyat. Yani biz ilk Yüksek İslam Enstitüsü'nden fakülte olunca ilk üniversite sınavıyla giren öğrencilerdik. Tabii Muhittin Serin hocamla epey bir teşriki mesaimiz oldu. Ondan hat dersleri almaya başladım. Tabii benim ilgim daha çok bu sırada rahmet olsun Mustafa Miyasoğlu'yla tanıştım. Mustafa Miyasoğlu ısrarla benim bu sanatın nazariyatına yönelmemi istedi. Yani hatta bir takım bana kitaplar aldı, hediye etti. Bu kitapları okumamı istedi ve bu sahanın boş olduğunu, bu saha üzerine eğilmem gerektiğini söyledi. Yani benim doktora tezimin basılması safhasına kadar hep takip etti. Rahmet olsun yani kendisi. Evet. Mustafa evet. Rakım Efendi mi? Tabii ya, onun başka girişimleri de oldu. Bu bir yayın evinden çıktı. O başka yayın evlerine de bunu söylemişti basılması hususunda. Yani devamlı benim bu çalışmalarımı takip eder ve teşvik ederdi. Bu şekilde devam etti, geldi bugüne kadar. Hocam bir icazet, biliyorsunuz hat gibi gelenekli sanatlarda icazet müessesesi evet. var. Sizin icazet aldığınız hocalarınız ve hat türleri var mı? Var, evet. Benim daha çok çalıştığım işte Sülüsnesi yazıyı çalıştık. Muhittin Serin hocamdan Rika yazıyı çalıştık. Daha sonra ben Sülüsnesi yazıdan icazetname aldım. Tabii bunlar içerisinde yani Rika el yazısı biliyorsunuz, hı hı. Osmanlı'da kullanılmış. Ondan pek bir icazetname geleneği yok. Çünkü günlük yazı, kullanımlık tabii yazı. Günlük kullanımlık ama tabii o da iki, yani Mümtaz Efendi Rikası, Baba Ali Rikası. Baba Ali Rikası daha çok böyle el yazısı ama işte Mümtaz Efendi Rikası'nın bir sanat, İzzet Efendi Rikası'nın bir sanat yönü var.
Ama icazetname geleneği, o geleneği onda yok. Tabii bir talik yazı var falan. Onlardan o farklı bir kulvar. O konuyla ilgili benim bir çalışmam olmadı. Ama sülüs nesi yazıdan icazetname aldım. Evet. Hocam peki şimdi kaç yıl oldu hatla uğraşıyorsunuz? Yani 40 yıl oldu. 40 yani yılı aştı. Maşallah. Evet. 41 kere maşallah. Hakikaten 40 demek kemalat biliyorsunuz sayısı. Artık o ustalık, o bir şey yani o sanat dalında gelinebilecek nokta artık şey yapmışsınız seni olarak en azından. Evet. Ben sizin hattınızı takdir etmekten acizim. O konularda bir şey söylemek hadsizliğini düşmem. Ben sadece hayran evet. Bakıyorum. Hatta da çok böyle hattı karşı ilgisi ve merakı olan da biriyim, seviyorum. Dikkatimi de çeker. Camilerin hattını okumaya çalışırım. Girdiğim zaman takip etmeye çalışırım. Şimdi hat sanatı biraz da bu sizden hat sanatına dair bilgi almak isteriz hazır sizi bulmuşken. Evet. Sizin tarihçe malzeme ve örneklerle hat sanatını anlattığınız bir kitabınız da var. Evet. Bu kitap tabii ki bize hat yani hattın tarihçesi belli. Üç aşağı kitaplardan açılıp evet. Okunabilir hiç şüphesiz. Bir hattat olmak için ne lazım? Yani kimler hattat olabilir? Veya ben çocuğum diyelim veya gencim, hatta çok merakım var. Evet. Hocam hattat olmak istiyorum dedim diye size geldim. Siz ne ararsınız, neler tavsiye edersiniz? Bu işin eğitimi nasıl? Evet, şimdi evvela şunu söyleyeyim. O elinizdeki kitap İSMEK tarafından ilk baskısı 2007 yılında yapılmıştı. Ondan sonra şu hat sanatı Devlet-i Aliye'den günümüze hemen şu hı-hı. önünüzde. Onun genişletilmişi onu çıkarttık. Şimdi yine aynı yayın evi tarafından yani 340-350 sayfa civarında daha büyük boy, daha güzeli hazırlanmakta. Zannederim önümüzdeki günlerde onu o neşredilecek. Şimdi bir insan, birisi hattat olmak istese ne yapması gerekir? Evvela şunu söyleyeyim. Sanatla, sanat eğitimiyle ilgili bizim Süheyl Ünver'imiz var. Allah rahmet eylesin. Onun bir sözü var. Çok önemsiyorum ben onu. Diyor ki herkesin bir mesleği olmalı, bir de meşgalesi olmalı. O meşgale bütün bir kültürümüzdür diyor. Ben bunu okulda öğrencilerime de ısrarla söylüyorum. Yani siz burada bir mesleğe, işte meslek adaylığına girmiş durumdasınız ama kendinizi yoklayın mutlaka. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için, içinizdeki cevheri ortaya çıkarmak için bir sanatla meşgul olun. Bu musiki olabilir, bu geleneksel sanatlarımız olabilir, bu kişisel gelişim kursları olabilir. Yani artık herhalde ülkemizin her yerinde yani sanat eğitimiyle ilgili ulaşma konusunda bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum. Yani dijital çağdayız. Benim bile işte Kayseri'den, çeşitli yerlerden çok meraklı ilgili öğrencilerim var. Bunlar sanat eğitimlerine devam ediyorlar. Evvela biz sanat eğitimi, hat eğitimi almak isteyen insanda sevgi arıyoruz. Yani ilgi arıyoruz. Efendim bu sevgisi, bu ilgisi varsa kapımıza gelen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Yani kimisi gelir çünkü sanat eğitiminde hiçbir yerde %100 randıman mümkün değil. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani 100 talebe gelecek, 100'ünden de randıman almak böyle bir şey mümkün değil hiçbir sahada. Sanat eğitimi daha zor olduğu için bunda oran çok daha düşük. Ama olsun yani kimisi gelen kimisi o sanat eğitimini alıyor, meraklı seviyesinde kalıyor. Kimisi işte o sanatla ilgili bir uğraşı kendisine elde ediyor. Kimisi de gerçekten sanat yolunda, sanat vadisinde ilerliyor. Ama biz hepsinle aynı şekilde, aynı dikkatle, aynı ehemmiyetle eğiliyoruz. Bizim tek istediğimiz efendim ilgisinin olması, sevgisinin olması. İlgi ve sevgi tek başına yeter mi hocam? Yani biraz kabiliyet falan. Yani artık biraz şey yapıyoruz. Yani kabiliyetin tabii olması gerekiyor ama az evvel söylediğim gibi herkesten aynı şeyi beklemiyoruz. Ama biz herkesle aynı şekilde ilgileniyoruz. Yani benim talebelerimden hep sitayişte bahsettiğim 70 yaşında bir hanımefendi de var. Ben onun ilgisine, tabii ki biz ondan çok çok böyle üstün başarılar beklemiyoruz ama
O onun o ilgisi, o sanata eğilmesi, o sevgisi bizi de motive ediyor. Bir şeyler başarması. Yani bir şey. Yani yüzüne bakılabilecek bir yazı yazıyor en azından. Tabii, tabii. Bu da bir seviye, bu da güzel. Yani kendisi memleketinde bir sergi açtı. Çok mutlu oldu. Yani kızı geldi, torunları geldi. Ben kendim gittim. Yani İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye de kendisine destek verdi. Yani böyle onun o sevincini görecektiniz. Bu her şeye değer. Her evet, şeye bedel. Şüphesiz. Yani illa onun birinci sınıf sanatkar olması gerekmiyor. Onun o hali, o tavırları, onlar, o sevgisi bizi de motive ediyor, bizi de mutlu ediyor. Hocam hat için ne tür malzemeler lazım? Yani bir hatta başlayacak için, meraklılar için. Hat için bir kamışı biliyoruz. Tabii kamış, onun özel bir kamışı var. Ondan sonra mürekkebi var. Mesela bu bir kağıt, bu A4 mi yoksa evet, özel bir kağıt mı? Yani şöyle, tabii yazının yazılacağı A halli kağıtlar kullanılıyor ama eğitim safhasında biz şimdi o kuşe dediğimiz, böyle parlak kuşe dediğimiz kağıtları... Mesela evet, hocam buradan tarif eder misiniz? Şimdi şu benim önümde yazdığım Hilye-i Şerife, o kullandığım kağıt ahelli bir kağıt. Yani özel yazının yazıldığı kağıt. O mürekkebimiz is mürekkebi. O önümde yukarıda gördüğünüz işte eskiz kağıtları, kırmızı mürekkepler. Onunla biz orada alıştırmalar yapıyoruz. Hocam şimdi anlamak için soruyorum. Şu anda siz bir ihile çalışması... Hilye-i Şerife yazıyorum. ...çalışması ben var. Bu Hilye-i Şerife bir icazet için yani adeta bir bitirme mezuniyet tezi gibi kabul edilip icazet almadan önce yapılan son iş midir? Ha yok, öyle değil. Bu bir benden istenen için, bir... Ben bunu bundan bağımsız olarak soruyorum. Hilye ile ilgili soruyorum. Ha yok, mesela şöyle. Mesela şimdi siz icazet aldınız. İcazet almak için sunduğunuz bir takdim tezi oluyor ya hani üniversite. Ha, evet. Öyle bir hat... Şöyle, onda icazetname almak için geçmiş üstadların yazmış olduğu bir eser aynen taklit ediliyor. Ben Bakkal Arif Efendi'nin bir Sülüs Nesih kıtasını taklit ettim, hocama sundum. Hoca bakıyor, değerlendiriyor. Tamam diyor, bu artık yani bu işi kendi başına götürebilir veya olmuş artık, ne hoca nasıl bir takdirde bulunuyorsa. Hilye şart onun, değil. Hilye şart, yani hilye de olabiliyor ama hilye şart değil. Evet, sadece adayın seçmesine bağlı. Evet, o onun hocası da söyleyebilir. Hocası der ki hadi bir Hilye-i Şerife yaz veya bir kıta yaz diye. Hoca artık ya talebe seçer ya hoca seçer. Peki onu. Bazı böyle hocam şey ben hilye yazdırırım diyen ve hilye icazetname hilye üzerine veririm diyen de hocalar olabilir tabii ki. Olabilir tabii, var. Yani Kamil Aktik'in icazetnamesi öyle. Bakkal Arif Efendi'nin icazetnamesi bugün Topkapı Sarayı'nda onlar. Bir Hilye-i Şerife'dir. Çok evet, güzeldir onlar. Evet. Şimdi biz az önceki şeye gelelim tekrar, yazı evet, bölümüne, görseline gelelim. Bu malzemeye geçmeden önce arkadaşlar, bir önceki evet hocam yukarıdaki kırmızılar bunlar eskiz dediğiniz eskiz. Yani prova yazıları. Tabii. Asıl yazıya geçmeden önce deneme yaptığınız yazılar. Aşağıdaki de o Hilye-i Şerife, artık onu yazıyorum ben. Hocam o büyük ve o zaman aşağı doğru sarkıyor değil mi hocam? O aşağı tabii aşağı. Hilye-i Şerife'nin bu yani 80 santimlik bir Hilye-i Şerife. 3 bölüm, 3 ayrı kağıda yazıyoruz. Baş tarafta Besmele-i Şerife var. Evet. Hilye-i Şerife'yi şöyle tarif edeyim. Hazreti Peygamber'in yazıyla anlatıldığı levhalardır. Evet. 18. Şemail-i Şerife'nin olduğu. Yani evet, yani hem fiziki özelliklerini, ahlaki özelliklerini Hazreti Ali rivayeti veya Ümmü Mektum rivayetiyle özet olarak bulunduğu bir metindir. Fakat baş tarafında bir Besmele-i Şerife, makam, baş makam diyoruz ona. Ortada kısım, göbek kısmı vardır. Orada işte Hilye rivayeti. O göbek kısmının dört köşesinde Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşları, Hulefai Raşid, Hazreti Ebu camilerde olduğu Osman, gibi. Ali, evet, radıyallahu anhum. Orta kısımda işte ve mersenlaki illa rahmeten lil alemin, Hazreti Peygamberle ilgili bir ayet-i kerime. Altında da Hilye'nin devamı olan metin, etek kısmı diyoruz, onu yazıyoruz. İmza da oraya atılıyor. Bu klasik bir Hilye formu. Fakat o kadar çok Hilye-i Şerife tasarımı tertibi var ki 250 kadar tasarım tertip vardır. Evet, modern hileler de var. Var şimdi başka da. Yani evet, yeni o, arkadaşlar yapıyorlar. Sülüsler tarihli dışında başka şekiller hatta çok farklı. Tesiplerden farklı, evet. O kompozisyon da müsait. Tabii istediği şekilde. Değiştirip değişip yapıyorlar. Bir ana metin şöyle. Ana metin yani Hazreti Peygamber'in suretinin suretin o fakat başka şeyler, başka ayetler, başka şiirler. O tasarımı, işte, yerleştirmesi değişiyor. Tabii değişebilir. Yani tercih edilen yazı biçimi değişiyor. Evet. Altta eteklikte olan verilen şiir değişiyor. Evet. Ama ortadaki metin, şemail, o hadis-i şerif değişmiyor. Yani Ümmü Mektum rivayet, Hazreti Ali rivayet değişmiyor. Hocam biraz masanız eğimli gördüğüm kadarıyla, evet, değil mi? Yanlış görmüyorum. Tabii.
Bu özel üretilmiş bir masa. Bütün hattatların masaları böyle midir hocam? Böyle yani öyle işte olanların öyle ama göz sağlığı açısından, yazının rahat yazılabilmesi açısından şöyle bir eğimin olması, yani 45 derecelik bir eğimin olması isteniyor. Altında bir böyle yumuşakça bir, o kağıdın altında da beyaz gördüğümüz yumuşakça bir madde var. Böyle yani kalemin daha iyi kağıda oturması hocam, için. Hocam tuttuğunuz kalem kamış mı yoksa? Tabii tabii kamış kalem. Siyah bir kamış görünce. Tabii siyah kamış kalemdir. O asıl bizim kamış kalem odur. Bakın masamın üzerinde de var. Kalınları var. Hı-hı. Onlar bambu uçları. Kamışları var. Hı-hı. Evet. Cava kalemleri var. Şimdi demir uçlu kalemler var. Çok farklı kalemler kullanılıyor. Mürekkebiniz nereden hocam? Mürekkebim şöyle. Şu yan tarafınızdaki mürekkep mi? O beyaz kutunun içindeki. Evet, beyaz kutunun içerisinde. Onun içerisinde hokkalar da değişmiş hocam. Tabii hokkalar, cam artık hokkalar yapılıyor, şeyler var, porselen hokkalar var. Yani hat sanatının malzemeleri de böyle, malzemelere ilgilenmek de insana çok tabii, büyük, farklı bir hava başka bir zevk getiriyor. İS mürekkebi kullanılıyor. Şimdi fabrikasyon, işte şiminke denilen mürekkepler var. Mürekkebin akıcı olması, su bazlı olmasına dikkat ediyoruz. Yani tahsihe uygun olmasına dikkat ediyoruz. İleride problem çıkarmamasına. Peki hocam, yanlış yazdığınız zaman eskiden böyle bir çakıyla kazıma olayları vardı. Şimdi Tabii tabii siz var. Nasıl yapıyorsunuz? Hala devam ediyor mu? Evet. O var tabii, onu yapıyoruz. Eskiden bir şey anlatayım, bir anekdot. İşte Osmanlı döneminde Zapt diye bir adam da koca bir kama bulmuş. Efendim, bu ne demiş? Bu kalem şey demiş, tahsih kalem tıraşı demiş. Ya bu biraz fazla büyük değil mi demiş. Valla bazı yanlışları ancak bunu da temizliyorum demiş. Bayağı büyük. Yani şimdi bizim orada masamda bir kirpi dikeni var, mürekkebi karıştırmak için. Hani böyle siyah beyaz, siyah beyaz diye. Hı-hı. Onun yanında sarı saplı bir şey var. O tahsih kalem tıraşıdır. Ucu çok keskindir. Neşter misali. Çok basit böyle şeyleri, yani şu gördüğünüz üstteki yazılar veyahut da celi sülüs yazılar veya şurada işte Hazreti Lafzatullah, Hazreti Peygamber'in ismi nebisini görüyoruz. Bunlar kalemden çıktığı halde değil. Sağından solundan çok tahsih ediliyor bunlar. Tahsih edilirken bazen ince kalemle eksik yerler dolduruluyor. Bazen de çıkıntı yerler o kalemtıraşla sürttüğünüz zaman o kendini atıyor. O, tabii o mürekkebin is mürekkebi olması lazım tabii, ki atsın. Su bazlı is mürekkebi olması lazım. Hocam, bu is mürekkeplerin imalatı ile ilgili meşhur hikayeler malumunuz. İşte Selahattin camilerde, Süleymaniye Camii evet, özellikle evet. Havadan toplanan istirin bir İs odası var. İs evet. Odasında toplanan istirin hacca sürre alaylarıyla konulan işte şişeler içinde böyle develer sırtında yuvarlana yuvarlana. Evet. Onu biz de çok yaptık. Yani gitmesi ve gelmesi. Yani şimdi biz tabii... O nasıl oluyor şimdi? Şimdi artık 6 ay gidip 6 ay gelmiyoruz. Develer de gidilmiyor. Yok yok, şu anda... Süleymaniye'nin is odası da yetmez o kadar hattata. Zaten o oradaki çıkan is çok, yani öyle çok kaliteli bir is değil. Yani çok alelade şeyler için kullanılıyor. Ama işte mesela bezir yağ isi en güzel olanı, o toplanıyor. Ondan sonra Arap zamkıyla eziliyor. Sonra işte ezmede de, yani şimdi şöyle bir şey, benim zamanımı anlatayım. Çok öyle malzemenin üretilmediği zaman da herkes kendi malzemesini kendi üretiyor. Şimdi hani hattatların böyle bir şeyi var değil mi hocam? Her malzemesini kendi üretiyor. Tabii öyle ya, biz de öyle yaptık yani. Mesela şeyden, tornacıdan şöyle bir sarı pirinçten bir şimdi kahve öğütme makinesi gibi bir şey ima ettirmiştik. İçerisine bilyeler koyuyorduk. Arap zamkıyla isi içine koyuyorduk. Böyle işte çocuklara falan böyle sallatıyorduk onu. Ondan sonra işte yeter hale geldiği zaman, kıvamını bulduğu zaman işte sulandırıp işte lika içerisine koyup onu kullanıyorduk. Fakat şimdi artık fabrikasyon bunlar yapılıyor. Çok daha akıcı. Peki hocam, kalitede bir sorun var mı fabrikasyonlarda? Yani şu anda bir sorun yok. Yani eskisi gibi. Tabii yani mesela Japonya'dan gelen işte 17 numara mürekkep var. Bu çok güzel. Mesela nesi yazı ince uçta, mürekkebin kalemin ağzından rahat ve kolay güzel akması lazım. Ki yani yazıyı rahat yazabilsin. Bu konuda nesi yazan arkadaşlara soruyoruz. Onların işte tavsiye ettiği fabrikasyon markalar var. Onları kullanıyoruz. Şiminke marka bir mürekkep var. O hem güzel, parlak. İşte Japon 17 numara mürekkep var. Bu hat malzemesi satan dükkanlar var. Arkadaşlarımız bunları artık burada satıyor. Mesela esen ahalli kağıdı da kendimiz yapardık. İlk önce bir kağıda nişasta aharı yapardık. O kurur. Ondan sonra iki katlı yumurta aharı sürerdik, bekletirdik falan filan yani. Ama artık bu işten ekmek kazanan, bu işi profesyonel yapan arkadaşlar var.
Onlardan satın alıyoruz. Daha kolay. Çok gelişti. Geleneksel sanatlar çok gelişti. Burada hile daha yakından yazıyorsun. Tabii evet. Mesela bak. Ve ketifeyhi hatemun nubuvveti ve huve hatemun nebiyin ecvedun nasi sadran. Evet. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ilgili sözleri var. İşte ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Bu elimin altında gördüğünüz gibi bir peçete var. O şöyle, o insanın elinin bir yağı var. O kağıda temas etmemesi lazım. Temas ettiği zaman o mürekkep orada tutmada problem oluyor. Zaten kağıdı kullanmadan önce üzerine hafif pudra koyuyoruz. Pudra serpiyoruz. Pudra ile onu bir siliyoruz ki kağıdın yağı alınsın. Ki mürekkep güzel işlesin. Sanatta ben öğrencilerime şunu hep söylüyorum. Sanatta hiçbir ayrıntının ihmal edilmemesi gerekir. Yani pür dikkat hocanın sözlerine, eline, yaptıklarına talebenin dikkat kesilmesi gerekiyor ki güzel bir sanat eseri ortaya çıksın. Sanat saltanatla olur. Sanat eğitimi çok zor bir eğitimdir. Sanat eseri çok zor üretiliyor. Onun için sanat eseri de yani nadir oluyor ve pahalı oluyor. Tabii. Sabır istiyor. Sabır istiyor. Yani şunun, yani. Şunun için kim bilir ne dikkat istiyor. Tabii tabii ama o kadar bir sanat uğraşısı çok yani zevklidir. Şimdi bunu yazarken oturuyorsunuz. İşte fonda bir musiki açıyorsunuz. Ondan sonra sadece kendinizi bu yazıya veriyorsunuz. Güzel bir şey. Tabii. Başka bir alem. Hocam bir oturuş kaç saat kaldınız oluyor en fazla? Ya çok yani hiç vaktin geçtiğini anlamıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim. Benim bir talebem vardı. İlginçtir. Ha şunu söyleyeyim hani sanat eğitimiyle ilgili. Ben bunu her yerde söyleyeyim. Şu anda o talebemiz çok başarılı bir sanatkar. İlkokul mezunuydu. Bir gün İSMEK'te eğitim verirken yılın ortasında bir kapı çalındı, geldi, girdi. Böyle şey için söylüyor. Küçümseme bir amile kıyafetli birisi, bir uzun boylu bir genç falan. Buyurun dedim. Dedi ki işte hat dersi alacağım. İçimden dedim bu nereden çıktı şimdi? Hani yani zahire bakarak falan. Yakıştıramadınız o anda. Tabii. Ama tabii hiç kimseyi biz hocalarımızdan öğrendiğimiz, o Kur'an eğitiminde de öyledir. Hiç kimseye hayır denmez. Kendi giderse gitsin. Tabii buyurun dedim. Ben içimden şöyle dedim. Bu herhalde yanlış geldi. Şimdi bakar, görür. Gider. Çeker, gider dedim. Gitmedi. Dedim sor arkadaşa ne malzeme varsa haftaya al gel dedim. O dedim bakar falan işte gider dedim. Geldi haftaya. Haftaya geldiğinde kara kalem çalışmalarını getirmiş. İlkokul mezunu birisi bunu. Baktım ki Allah Allah bir şeyler var. Yazdığımsa yazıyı çok başarılı taklit etti falan filan. Kabiliyetli. Baktım iş var. İş var bunda yani. Sonra özel ilgilendim. Sonrasında baktım ki beni de aşan bir durum var. Onu başka bir arkadaşa teslim ettim. Onu ben yanıma aldım. İşte kravat taktı güzel, işte söyledim yönetmeye de, o bir asistan olarak aldık, bir maaş falan ödedik. Netice 2004-2021, çok başarılı bir sanatkar şimdi. Maşallah. Söz de dinledi, liseyi bitirdi herhalde üniversite sınavlarına şey yapıyor. Ona ben sorardım. Şimdi güzel sanatla da kazanır o kabiliyetiyle. Yani kazansa da, yani kazan tabii bir yere okur yani. Dedim ki nasıl yapıyor hocam dedi, bir oturuyorum akşama kadar kalkmıyorum dedi. Bu bir şey yani Allah'ın hikmeti. Allah'ın lütfu, kabiliyet bir de aşk. Dedi, akşama kadar dedi kalkmıyorum dedi. Ama yazılarını görüyorsunuz, maşallah diyorsunuz. Bir de tasarımları var kendi. Şey... Aşk olmasa meşk olmuyor değil mi evet, hocam? Her evet. Şeyin başı aşk. Diğer söylediğim hani bir yaşlı hanımefendi vardı. Biz, o bizim ablamızdı. Biz ondan çok şey, hayat bilgisi öğrenirdik. Oturması kalktı. Bir İstanbul hanımefendisiydi. Ondaki aşk ise onun bir başka rahatsızlığı da vardı. Bu rahatsızlığımı hocam ben... Kötü bir hastalık. Bundan dedi ben unutuyorum dedi. Kendi evinde küçük bir oda hazırlamış. Hanımla gittik gördük. Böyle bir cennet köşesi gibi. Kitaplar şurayı buluyor. Ben buraya giriyorum hocam dedi. Cennetini dünyada yapmış. Yapmış. Evet. Yani şimdi biz işte hani sanat eğitimi verirken bunu da düşünürüz. Bakın birisine güzel bir meşgale kazandırmışız. Birisi de gerçekten güzel. Mecranı bulmuş. Evet, mecranı buldu. Ondan sonra yine bir hanım arkadaşımız vardı. Bugün o işten ekmek yiyor. Hocam zaten eğitim dediğiniz şey kabiliyet avcılığıdır. Evet, evet. Yani eğitim dediğiniz şey kişilerin kabiliyetlerini ölçüp, var olan kabiliyetlerini ortaya çıkartıp onu geliştirmiyorsa ona eğitim denmez. Tabii. Neyse o başka bir konu hocam. Biz hattan devam şimdi edelim. İki öğrencim daha var. Yalova'da işte. Hani hat dersimiz var. Hem halka yönelik hem fakültedeki öğrencilerimize yönelik. Hani geliyor çok 20-25 kişi.
Fakat 3 tanesi baktım çok güzel. Onları bir ayırdım. Ayrı ayrı ilgilenmeye başladım. Birisi mezun oldu. Tekrar İstanbul'da devam ediyor bana. Diğeri de İstanbul'a geçiş yaptı. De baktım ki bu da bunların ikisi de beni aşan bir şey var. Onları da bir başka hocaya teslim ettim, emanet ettim. Ve şu anda onlar da çok başarılı gidiyor. Fakat tabii bırakmıyorum şeyleri. Yani her hafta geliyorlar. Yönlendiriyorum. Şunu şöyle yapalım. Yazı gösterin diyorum. Tamam senin artık hocan var. Sen yazını hocana göster. Yani, sen de biz bundan sonra yapacaklarını konuşalım, yapacaklarını yolunu konuşalım. Ben seni yönlendiririm. Hani bir fakülte öğrencisi de olduğu için eğer istersen işte yüksek lisans, doktora da. Hocam bu da gelenekte var mıdır? Bir hattatın kendi öğrencisini bir başka, yani tabii, ben tabii. Benden bu kadar öğrendin, şimdi bunu da sen gönder. Yani, olması lazım. Yani baktınız ki talebe sizi aşıyor, yani sizi zorluyor. Onu tutup da yani haciz etmenin bir anlamı yok. Vebaldir bu. Tabii. Vebaldir bu, evet. Evet ben hocam. Diğer anlattığım arkadaşta da o öyle oldu. Muazzam. Eğer bende kalsaydı öyle olmazdı. Yani önünü tıkamış olurdum. O da bir vebal olurdu. Hocam evet. Aslında gerçek hocalık böyle bir şey aslında. Evet. Evet bu tabii müzelik bir parça. Bu benim elimdeydi arkadaşlar. Bu bir divittir. Evet. Bu eski zamanın dolma hokkası. Kalemi, tükenmez kalemi diyelim. Bakın bu sanatlı bir şey. Gümüş işlemeli. O uzun yerlere kamış kalemi koyuyorsunuz. Şu belki ince kamışlar tabii, hocam. Tabii ince, ona uygun kamışlar. Buraya da hokkaya da lika var, mürekkep koyuyorsunuz. Lika öyle bir şey ki çevirdiğiniz zaman mürekkep dökülmüyor. O nasıl o nasıl bir teknik hocam? Yani, eskiler bulmuş. Yani. Hakikaten ben de gördüm onu. Çeviriyorsun, içinde mürekkep şey var, dökmüyor. Mürekkep akıcı bir şeydir. İşte yani o ben dolma kaleme mürekkep çekerken her tarafı batıran bir adamım. O döndüğü zaman bunu kuşağına koyuyor. Bir yere git lazım o zaman çıkarıyor hemen. Tabii bunun aleladeleri de var. Böyle sanatlı olanı. Peki hocam hadi diviti anladık. Bu kuşağa girdi, soktu, götürdü. Hı. Kağıt işi nasıl hallediyor? Yani o artık bulacak orada bir şey yani. Yani ya yanı taşıyabileceği küçük öyle hani kağıtlar. Hafız Osman'ın vav hikayesi var biliyorsunuz. Evet. Kayıkta hemen bir vav yapıyor. Demek kuşağında diviti varmış. Mesela ona bu yazabileceği kağıt, tabii. olması lazım. Bu da evet. Çok ilginç bir... Bu divit kamış ve mürekkep kutusu. Için, evet. Yan taraftaki yuvarlak olan hokka... O şeyin yuvarlak olanlar da açıkta olanlar kalemin ucuna sokuyor. Kalem işi bakın şuradan çıkarılmış. Sokuyor kalem düşmesin diye. Evet muhafaza ediyor. Ve kalemler hocam kamışlar ince. Üçü i̇nce, de tabii, herhalde ona demek göre. Ki daha küçük ince yazılar yazılıyor. Çok güzel o kitapta ben resimlerini koydum. Mesela müzelere gittiğiniz zaman görürsünüz çok güzel kalem tıraşlar var. Tahsil kalem tıraşları var. Kalem açma kalem tıraşları. Hocam bu nedir? Mıstarlanmış kağıt. Bu mıstardır. Herhangi bir metin yazılacağı zaman işte ne bileyim yani Kur'an-ı Kerim yazılacak. Kağıdı bunun üstüne koyuyor. Parmaklarıyla gezdiriyor. O kağıtların izleri satır olarak. Şimdi bir saniye. Biz okuldayken şöyle beyaz kağıt alırdık. Tamam. Altına mürekkep çizgili kağıt. Çizgili kağıdı çizerdik kalemle. Üstüne koyunca altından düz belli olurdu. İşte biz de üzerine yazardık. Evet. Şimdi bunlar bakın ibrişim var. Üzerine kağıdı koyuyor eliyle şimdi şöyle. Şimdi bizim gördüğümüz çizgiler ibrişim mi hocam? Tabii onlar? Onlar iptir. Ha şey değil, yazı değil. Değil Çizgi değil. Değil. Hayır, kağıdı üzerine koyuyor. Üzerine eliyle bastırdığı zaman o iplerin izi çıkıyor. O zaman yazarken bu altında kalmıyor. Kalmıyor hayır. Tamam. Yani kalmaz bizim, bu sert bir şey zaten. Çünkü bizim okulda yaptığımız o çizgisiz kağıtlara ödev hazırlarken satırlar kaymasın diye altına koymuş olduğumuz çizgili kağıt değil bu. Değil hayır. Yani hayır. Alıyor koyuyor çıkartıyor tabii şeklini. Onlar bakın iptir onlar ibrişimdir böyle. Ben onu hocam ip değil de çizgi olarak gördüm. Ha evet. İp, şimdi buradan siz, öyle görünüyor. Siz söyleyince şimdi ip olduğunu ibrişim. Evet. İp. Yani bu mıstar diyoruz buna. Mıstar. Evet ve bunun satırlık. Evet satırlık ve bunun herhalde farklı boyutlarda olanları tabii, var. Tabii hangi kağıt bu yani, herhalde bir kitap için kaç satırlık? 1 2 3 yani 4, her 5, kitap 6, için 6, ayrı 7, bir 8, mıstar 9, hazırlanıyor. 10 11 12 13 14 15 satırlık. Evet. 15 satırlık bir şey. Evet. Bu da kağıdı gördük ama bu ahırlenmiş kağıt gibi durmuyor. Bu hocam. Yok bu kağıt bu ahırli değil bu kartondur zaten. Karton zaten evet. Sert bir şey. O işi bittikten sonra kenara koyuyor bunu. Evet. Evet bir sonraki evet hocam işte bunu ben ilk gördüğüm zaman kahve fincanı falan zannettim. Evet. Dedim hocadan geldiğine göre kahve fincanı falan gönderecek hali yok hocanın. Evet, hatla ilgisi olması lazım. Şimdi bu nasıl bir şey hocam? Yani bu şimdi burada bakın bu Emin Barın, rahmetli Emin Barın koleksiyonunda bulunan bir mürekkep hokkası takımı. Bakın şu şeyler iki tane mürekkep hokkası var sağda solda. Ortada
mürekkep şişesi var. Bir, yani mürekkebi hokkaya güzelce dökebilmek için bakın ucunda aynı demlik gibi. Arkada rıhtan var. Kum gibi bir şeydir. Mürekkebin çabuk kuruması için onu hocam dökülüyor. Ben şimdi kalkıp elimle göstererek olur mu tabii, arkadaşlar? Tabii yani şey varsa evet. Arkadaşlar kalksam. Heh. Hocam şimdi şu mürekkep şeyi. O mürekkep içerisinde mürekkep var. Ham mürekkep. Ham mürekkep var. Evet. Şu iki yanında gördüğümüz mürekkep hokkası. Şu bu ve o. Evet mürekkep hokkası. Ama hocam bunun kapakları niye farklı? Onu sanatlı bir şekilde yani öyle istemiş. Olasın diye sanatkar öyle yapmış. Peki şu tuzluk olan ne? O tuz gibidir. İşte rıhtan içerisinde bir çeşit kum var. Yani mürekkep üzerine yaşken döktüğü zaman onun şeyini alıyor efendim. Hem ıslaklığını kurutuyor. Alıyor hem bir şey veriyor üzerinde kalınca. Hı hı. Efendim. Peki bu saat var. O... Saat o da aynı şekilde. O bir çeşit ya mürekkep yoncasını kullanıyor. Hem saat olarak kullanıyor hem mürekkep yongalarını koyuyor. Veya o da şey de olabilir içerisinde. Açıp bakmadım. O da mürekkep hokkası olabilir. Yani celi yazılar. Hı hı. Ağzı kalıkması bunlara şuna. Ona sığmayacak ama onlar da çok geniş hocam. Hocam şu bakın. Geniş. Bak şimdi dediğinizi sormuş oldum. Sorun cevabımı buraya oturunca gördüm. Bakın şunun ağzı ne kadar geniş gördünüz tabii, mü? Tabii evet. Ona göre kapak geniş. Bunun ağzı daha dar. Dar evet. Öteki daha ona bir göre, geniş. Evet. O başka bir şey. Evet. Yani bu hakikaten Çin işi porselen takımı falan gibi. Evet. Böyle rengi mengi de öyle. Şimdi de çok güzel mermerden üretiyorlar. Tahtadan üreten, içerisine pirinç koyan bir arkadaşımız var Muğla'da. Tahta sağlıklı mıdır hocam mürekkep için? Efendim? Tahta zamanla emmez ama mi? Ama şöyle içerisinde şey var dedim. Tahtanın içerisinde pirinç koyuyor. Koyuyor. Dışarıdan ahşap görünüyor. Dış görünüm ahşap ama tabii içerisi pirinç. Mürekkep tahtayla temas etmiyor. Yok etmiyor. Hayır. Evet, yoksa onu evet. İçer. Yani mermer bile şey yapıyor. Mermer bile bazen pek sıhhatli bir netice vermiyor. Ona. Tabii mermer de zamanla çeker. Tabii çekiyor evet. Ben, bakın bir mürekkep hokkası içerisinde. Bu başka bir şey. Tabii içerisinde lika işte kurumuş. Rahmetli Emin Barın'ın kullandığı bir mürekkep hokkası. Bir seneler sonra vefatından 10 yıl sonra gittik. Aynen duruyordu. Açtık. Mürekkep kurumuş. İçerisindeki lika kurumuş bir halde. Fakat evlatları böyle muhafaza ediyorlardı onu. Peki hocam bu kurumuş. Elinize geçti. Bunu tekrar kullanma imkanınız var mı? Tabii suyla onu çözersiniz. Su dökersiniz. Mürekkep dökersiniz. Çözülür o. Lika dediğimiz şey su ve mürekkepten farklı. Şöyle lika ham ipektir. Ham ipek. Ham ipektir. Veya bunu çıkar. Bu atar mürekkebin bunu. Akmamasını sağlayan bu mu? Tabii evet likadır. Çünkü o mürekkep çok şeyden yani kamış mürekkebi likadan alıyor. Tabii tabii. Yoksa bizim mürekkep şişelerindeki hayır, gibi çek. Hayır soktuğunuz zaman çok ayarsız gelir kalemin ucuna. Bu lika o zaman çok tabii, kamış. Ayarlı bir şekilde. Zaten hat eğitiminde şu da var. Hangi harfin neresinde kalemi ne kadar likaya bandıracaksınız? Bu da eğitimin bir parçasıdır. Yani bir mimin başını yaparken mimin ilk çengeli için ile efendim ha'ya işte mimin kuyruğunu yaparken işte o ana gövdeyi yaparken ki mürekkep alışınız aynı değil. Bu da eğitimin bir parçasıdır. Nerede neyi ne kadar alacaksınız? O peki taliminde. İpekler arasında fark var mı? Tabii o ipeğin yani kullanma tercih bakımından az önce söylediniz ya batırma dereceleri harfe göre fark ediyor. Evet. Peki mesela büyük kamışta kullanırken şu ipeği tercih ederim. Küçük bir ha, yok, in, yok, öyle yok, bir şey hepsi aynı. Yok, yok, hepsi aynı. Ham ipek. Ham ipek lazım. Evet arkadaşlar. Ha, bu da işte mühre alet, çakmak mühredir. Şimdi bu ne işe yarıyor hocam? Bunu kağıt yaptığımızda, nişasta aharı sürdüğümüzde, ahar kuruduktan sonra üzerine bununla bir geçmemiz, pres bu yapmamız lazım. Bu kemik mi, mermer mi? Ha, bu çakmak taşı. Ha, taş. Taştır, evet. Camdan olanlar var. Kemikten olur mu? Kemikten, boynuzdan? Yok yok, onlar sapları olabilir de o ana madde camdan olur veya çakmak taşından olur. Ya o zaman pürüzsüz ve temiz, net tabii, olacak. Tabii, evet. Bir de deniz kabuğu kullanıyorlar. Var yani bununla biz yani ahırlanmış kağıdı mühreliyoruz. Mühreliyoruz. Presliyoruz. Yani dümdüz yapıyoruz. Presliyoruz onu. Kamış düzgün bir şekilde akması için yani o hazır ahar, hale getiriyoruz. Ahar kağıda daha iyi tespit oluyor. Daha iyi yapışıyor. Ondan pürüzler gideriliyor. Hı-hı. Evet. Perdahlamak gibi bir nevi. Evet. Öyle şeyler. Bunu yaptıktan sonra biraz bekliyor musunuz hocam? Tabii kağıdın beklemesi lazım. Yani bir 6 ay derler böyle tavına gelmesi lazım. Yani bunu yaptın hemen... Yok. Kullanılır ama işte daha güzel. Bozulur ileride, bozulma evet, ihtimali yani vardır. Bozulmasa da işte kullanımda yani mürekkebi kabul etmede, mürekkebin yürümesinde... Başka sıkıntılar olur. Başka sıkıntılar olur. Evet. Yani sanatta hiçbir ayrıntının ihmal edilmemesi gerekiyor. Hocam bu neyle yapıştırılmış ahşap üstüne?
Vallahi onu bilmiyorum neyle yapmış. Kurşun bu mu, Emin Barın beton mu? Emin Barın koleksiyonunda. Yani beton şey haç desem böyle haç yani beton evet. Üzerinde olmaz. Doğrusu bakmadım. Biraz kurşun desem kurşun gibi rengi biraz daha grimsi duruyor. Evet. Anlayamadım. Neyse. Evet bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Evet bu bir Hilye-i Şerife işte arkadaşlar. Bu Hilye-i Şerife Bursa Ulu Camii'nde. Bu klasik bir Hilye-i Tabii Şerife. Klasik bakın. Hatta klasikten de klasik süsler, tezyinat da biraz halk işi. Biraz halk daha işi böyle değil o son dönem işte ama hocam, barok üslubundaki şeyler. Çünkü o resimler o kadar canlı. Klasik değil. Evet. Kenar süsleri mesela Ermenice harflere benziyor. Yani işte dedim ya o şeyde. Oradan çıkma zaten bunlar. Şimdi bakın burada bu klasik bir Hilye-i Şerife'dir. Baş tarafta başmakam dediğimiz Besmele-i Şerife. Burada özüp Besmele mi yazıyor hocam? O orada küçük yerde. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillah. Tamam. Nem suresi 30. ayet. Tamam. İnnehu min Süleymane. En yukarıdaki o iki evet. Tesip Nesil. Ortasındaki görünmenin buradan okuyamadığım yazı. Evet. Besmele'nin sininin üstünde. Bu ayette üstünde. Geçen İnnehu evet. Min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ne başlıyor? Aşağıda göbek dediğimiz kısım. An Ali ibn Ebi Talib'in. Radiyallahu anhu iza kana iza vasafa nebi devam ediyor. O hadis-i şerif. Evet Hazreti Ali rivayetli Hazreti Peygamberle ilgili bilgiler. Bakın dört köşede dört tane Çihali yâri güzin. Evet Ebu var. Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum. Aşağıda yine Enbiya suresi 30. ayetiydi herhalde veya ve mersenlerki illa rahmeten lil alemin. Etek kısmının devamı var. En altta da Hattat'ın ketebehu el-aful kuttab kuttab Es-Seyyid El-Hac Ahmet El-Arif min Telamizi Şevki Efendi diye. Hocam vallahi iyi okuyorsunuz. Evet, ben göremiyorum. Benim Bakkal gözler... Arif'in bir hilyesidir. Bu Bursa Ulu Camii'nde idi efendim. Şu anda yok tabii. Çünkü müzeye falan mı kaldırılmış? Yani evet. Hocam bu hakikaten bu bizim klasik şeylere yani renkler sonra bu hilyenin göbekteki hilyenin etrafındaki o yeşil evet. Yapraklar çelenk, evet. Çelenk mi diyoruz ona? Şimdi onu bu batıllaşma üslubudur. Sonra kesikten. Zincir, etrafa çekilen zincir baktığın zaman evet. Yani birbirleriyle çok uyum içinde değil gibi duruyor sanki tesip bakımından. Yani klasik bir tezinat değil bu. İşte barok üslubunda bir tezinattır. Bu son dönemde ki Osmanlı'da gördüğümüz bir tezinat bu. Evet. Evet. Tamam birkaç tane daha hilye var. Onlar biraz daha evet. Farklı. Bu değişik geldiği için özellikle... Bir bakalım onlarda ne çıkacak. Tamam bakalım. Şimdi evet arkadaşlar bir sonraki fotoğraf. Evet yani bu besmele. Evet. Mustafa Halim Efendi'nin besmelesi evet, muhakkak besmelesidir. Evet Ketebehu Mustafa Halim Efendi. Halim Ketebehu Mustafa Halim Efendi. Ufire lehu. Ufire lehu evet. Evet. Bu tabi Hattat Halim Özyazıcı Osmanlı'da yetişmiş. Cumhuriyet döneminde eser vermiş. Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1946'da hoca olmuş. 1963'te yaş haddinden emekli olmuş. 64'te de vefat etmiş. Çok seri yazı yazabilen muazzam bir sanatkar. Koca Mustafa Paşa'da evi. Hocam besmele yazmayan hat var mı? Hattat olur mu? Yani zannetmem. Yani her hattat mutlaka Kur'an yazmak ister ama herkese nasip olmaz. Hilye-i Şerife yazmak ister. Evet yani başka bir ama Rabb-i Esir'i biliyorum. Çünkü başlarken önce Rabb-i Esir'le başlıyorlar. Evet, eğitimin başlangıcı. Eğitimin başlangıcı o. Evet. Onun dışında mutlaka her hattatın sülüs, rikka, talik ne öğrenirse öğrensin, ne öğrenirse öğrensin. Mutlaka yazdığı, yani eğitimin parçası olsun. Mesela Besmele mutlaka yazıyordur. Yazmıştır mutlaka tabii. Besmele öyle başka olmaz. Bir şey daha var mı hocam? Yani işte ne diyeyim Molla Camii'nin Besmele kasidesi, işte Kaside-i Bürde, ondan sonra Hilye-i Şerife metni, işte bazı ayetler, hadisler hayatın akışı içerisinde mutlaka, kendi zevkine, meşrebine göre, uygun gördüğü evet. Metne göre yazmıştır mutlaka. Bu da klasik, çok örneklerini sık gördüm. Muhakkak bir besmele, muazzam bir besmele. Bu etrafındaki bakın tesip de klasik değil işte yani Allah kabul etsin. Öyle bir şey işte. Hocam ne dediniz şey için besmelenin? Muhakkak besmele. Muhakkak. Muhakkak dediğimiz bir muhakkak besmele. Muhakkak nedir? Yani bu şeyler, bak Lafzatullah'taki o sondaki... Şimdi bu sülüs değil mi? Bu celi sülüs değil. Bu celi sülüs değil. Ondan sonra şu rığların alt kısımların uzatılmış olması. Ben siz Mimin muhakkak demeseniz ben bunu şimdi celi sülüs derdim. Ha yok değil efendim. Evet Mimin işte şu şeylerin... kuyruk kısımlarının salınmış olması bunu muhakkak hale koyuyor. Evet. Bakın burada neyi görüyoruz? Bir kere harflerin yapısının çok muazzam bir kusursuz şekilde yazıldığını hocam, kusursuz.
Bir de espas dediğimiz leke dağılımı, yani tezini işaretler var, harekeler var. Hepsine baktığımız zaman bir yerde yığılma veya bir yerde boşalma yok. Her şey yerli yerine dağıtılmış şekilde. Tabii bu yazı yazılmadan önce bunun bir eskizi yapılıyor. Bir tane, iki tane, beş tane, on tane, yirmi tane, artık metnin kalabalığını... Kıvamını bulana kadar. Kıvamı bulana kadar. Bir arkadaşım dedi ki, iyi şeyler yapan, bir tasarımlar yapan bir arkadaş. Yani ben 55-60 kadar böyle eskiz yaptım, oldu diyor. Ne kadar eskiz yaparsanız o kadar tabii olgunlaşır. Harfleri mesela şeyde de geçer, kitapta geçer. İşte bir lafzatullah yazacak. Onu belki 20 defa, 30 defa yapıyor. Beğendiğini koyuyor. Buraya geçiriyor, koyuyor. Yani dediğim, çok uzun bir uğraş var burada. Zevkle uğraşılırsa güzel eserler ortaya çıkıyor. Hocam çevreye hiç zincir mincir çekilmemiş. Düz bir çizgi çekilmiş. İşte bu biraz işte yani öyle. Yani hatta layık bir tezhip yok galiba. Ben bunu mesela şeyde kullanırken, bir yerde baskıda kullansam onu kesin tezhibi çıkarıp Photoshop'ta sadece hattı kullanırım. Tabii hattı kullanırım yani. Evet. Özensiz bir tezhip. Veyahut hocam, da bir koleksiyoner bunu satın aldığı zaman mutlaka o tezhibini değiştirir. Peki hocam, bu imza meselesi. Yani imza, o imza yazmak da başlı başına bir tabii, iş değil mi? Burada tabii istifli bir imza yapmış. Yok mu? Tabii o imza da kendisi bir sanat eseri zaten. Yani evet, onu başlı evet. başına yapmak zaten o istifi. Tabii. Hocam bu böyle istifli imzaları okumaya en alt satıdan başlıyoruz değil mi? Tabii, mesela Ayasofya'da Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin bir imzası var. Gözyaşı damla. Hazreti Hüseyin levhası altında orada. Çok yani o imza bir kere bir şey. Yani şaheserdir, başka bir levhadır yani. Bu da aynı şekilde bakın. Hani espaz dediğimiz leke dağılımı görüyorsunuz. Harfler yerli yerinde. Böyle hocam, gözü rahatsız eden bir yığılma veya boşluk yok. Şekil de çok düzgün. Damla şeklinde yapmış. Evet, çok düzgün. Yani bir tarafta, en azından buradan baktığım zaman bir taraf bir tarafa galip değil. Bu yani, Halim Hoca'nın özelliği Seri'ül Kalem. Böyle çok işte Melez, tam Osmanlı vatandaşı. Annesinin babasının birisi Sudanlı, birisi Kırımlı. İşte efendim, kendisi ufak tefek böyle. Kızı var hala hayatta. 70 küsür yaşında. Ben kızı mesela işte tam bana benzerdi diyor, böyle ufak tefek. Sima olarak da böyle, sima da o işte Kırım Tatarlarına benzerdi. Ondan sonra çok seri yazı yazan, 64'te vefat ediyor. Çok seri yazan, ondan sonra her türlü yazıyı aynı vukufiyette yazan birisi. Mesela Ankara'da Maltepe Camii'nin kuşak yazısı Halim Hoca'nındır. Beyoğlu Ağa Camii'nin kuşak yazısı Halim Hoca'nındır. Mesela Yavuz Selim Camii'nin kubbe yazısı Halim Hoca'nındır. Hocam, kuşak yazısı dediğiniz şey caminin şerit şeklinde. Şerit şeklinde daha dönen. Tabii evet. Kubbede olanları kubbe yazısı diyoruz. Tabii onlar da bir manada kuşak ama yuvarlak bir kuşaktır. Mesela Yavuz Selim Camii'nin kuşak yazısı muazzamdır. Hatta Halim Öz yazıcınındır. Kadırga Sokollu Camii, Azapkapı Sokollu Camii'nin mesela kubbe yazıları Halim Hoca'nındır. Ondan sonra çok yerde yazılar. Peki hocam, siz hiç öğrencilerinizle böyle cami gezip bu saymış olduğunuz hatları böyle gösterdiğiniz, anlattığınız, çünkü camide görmek, yerinde görmek hala varsa tabii. Çünkü malum nedenlerden dolayı kaldırılıp müzelere kaldırılıyor. Onu da yerine oynatıyoruz gerçi ama yapacak bir şey yok. Muhafaza edilmesi güç çünkü. Çok büyük, çok değerli parçalar bunlar. Tabii. Yani onu tabii yapıyoruz. Talebelerimin en çok özlediği şeyler onlardır. Ben mesela Halk Sanatları Müzesi vardı galiba. Evet, kapalı şu anda, restorasyonu da bitmek üzere. Şimdi yılda iki defa ben gezi yapıyordum. Bunu talebeler çok böyle iple çekerdiler. Ama hakikaten bahar mevsiminde bir Sultanahmet mıntıkasını gezdirirdim. Bir de Yahya Efendi'de toplanırdık. Yahya Efendi, bir de mezarlıklardaki mezar taşı kitabeleri de çok önemli. Bu Yahya Efendi zaten cennet misali bir yer. Oradan ondan sonra Ortaköy'den işte Aşiyan'dan Emirgan, öyle karşıya geçtiğimiz de olurdu. Tabii camilere giderek, işte sahada gezerek de gösteriyoruz. Yani bizim bu hat sanatıyla ilgili merkezilik durumumuz hala devam ediyor. Çünkü kuvvetli bir gelenek var bizde. O devam ediyor. Bir de müzelerimizde, camilerimizde, mezar taşlarında, çeşitli kitabelerde hala hat sanatının çok güzel örnekleri var.
onları öğrencilerimize göstermemiz gerekiyor. Hat sanatının eğitimi iki yönde ilerlemesi lazım. Birini diğerine feda etmemek gerekiyor. Bir tanesi klasik usulde meşk. Yani hocanın dizi dibine oturacaksınız, hocadan yazı dersi alacaksınız. İkincisi de güzel örnekleri uzunca tetkik etmek. Biri diğerini tamamlayan bir unsurdur. Onun geliştiriyor, besliyor tabii hocam? Yani müzelere götürüyorum. Mesela Türk İslam Eserleri Müzesi'ne, Topkapı Sarayı Müzesi'ne özellikle oralara götürüyorum. Tabii o geziler de öğrencileri çok cezbediyordu. Evet. Bir sonrakine arkadaşlar. Şimdi hocam biz, evet, bu da meşhur bir... Dahiyeki Bahri İsyanem. Dahiyeki Bahri İsyanem, Dahilek ya Resulallah. Eserikihi Muhammed Sami. Eserikihi Muhammed Sami bu Efendi. Bu Celi Talik Zerendut bir yazı. Türk hat sanatının... Zerendut, yani altınla yapılmış. Altınla yazı, evet. Yapılmış bir yazıdır. Yani bu, yani sarılık altın kullanılmasından... Tabii altındır onlar. Mürekkebini nasıl, altın nasıl yapılıyor hocam? Mürekkebini mi batırıyorlar? Şöyle, bu yazıyı Hattat kendisi kağıda yazıyor. Kağıda tamam. Yazdıktan sonra bunu tesipçiye veriyor, müzehibe veriyor. Müzehip onu buraya geçiriyor. Altın, varak altın, efendim işte bal mumuyla şeyle efendim eziliyor, mürekkep haline getiriliyor. Fırçayla bunu geçiyor. Tabii bu burada önemli olan husus, yani müzehibin de yazıdan anlaması ve Hattat'ın vermiş olduğu o ölçüye, kalıba sadık kalmasıdır. Evet, değişmez. Tabii, evet. Bir de bunun içinde bakır karışımı fazla olunca yeşillenmesi falan var. O şimdiki fabrikasyonlarda var. Yani fabrikasyon bu altında sahtekarlık yapıyorlar, biraz bakırı karıştırıyorlar. İleriye doğru söylüyor zaten. Bu şey ya, fiyattan da belli. Bu bakır karışımlıdır. Ondan sonra ileriye doğru bakır yeşile doğru dönünce sarılık tabii şeyler, ama söylemediyse tabii. Zaten eser söylüyor yani. Sami Efendi'nin eserlerinde böyle şey mümkün değil eskiden. Hocam bu onlar. Çok güzel bir talih yazı değil mi? Tabii. Bu İstanbul'da bundan birkaç tane daha var. Bir müze de var, bir cami de. Söylemeyelim yerlerini. Camimizde var. Gariki Bahri İsyanem dahiyle. Hocam bu hadi şeye bu söze bazı hocalar çok itiraz ediyorlar. Yani onlara girmeyelim. Onlara girmeyelim peki. Zaten konumuz değil. Evet. Bir de benim dikkatimi çekti. Eseri Kilki Muhammed Sami diyor. Eseri Kilki. Yani tarih yazdığı için bunu öyle yazdı. Tarih yani yazılarda yani, Eseri Kilik mi yazılır? Çünkü yani öyle tercih etmiş. Ketebehu yazmamış. Yazmamış. Evet. Ketebehu yazdığı da var, böyle de var. Evet. Acaba onun yazı, yani şimdi bu tarih daha çok İranlılar kullanıyorlar da ondan dolayı mı Farsça yazdı? Ama bu Celi Talik'te de biz bayağı ileriyiz. Hiç şüphesiz de o hani... Artık o tercih, Hattat'ın tercihi. Öyle kullanmış. Hocam evet. O bir de Eseri Kilki Muhammed Sami bile değil mi? O da ya, çok güzel. Sami Efendi'nin bende... Şu Muhammed nasıl yazmış öyle, bakın ne kadar... Yani. Nesil yani. Mi hocam o? Alttaki mi? Hayır. Eseri Kilki şimdi ortadakine Muhammed Sami. Celi Talik diyoruz, diğerlerine Talik diyoruz. Aşağıdaki hocam aşağıda. O da Talik. O da mı Talik? Talik. Biraz... 1306. Biri koymamışlar. Ki bilindiği için o ama herkes yapmış. Evet. Ya Resulallah. Hakikaten... Bunun tesibi nasıl olacak? Bu da klasik. Yani. Evet. Bu da işte. Yani klasik değil. Allah kabul etsin. Yani evet. Sonradan yapılmış bir şey değil mi hocam? Evet. Şekiller, şemailer. Yani kendi zamanında da bu tip tesipler çok. Yani kendi zamanından da olabilir. Köşeler, möşeler falan. Tabii bu, farklı. Bir şeyler koymuşlar. Ama bu da düşündüğümüz saray işi bir tesibe benzemiyor sanki. Yani sarayda da olabilir. Olur mu? O zamanlar yapılıyor. Yani nasıl hani mimari de... Ben de artık kafamda nasıl bir canlandırmada bulunuyorsam hiçbir yere oturtamıyorum yani. Şimdi yazıya bakıyorum, tesibe bakıyorum. O yazıyla tesip... Hani klasik dönemden sonra bizde de hani Dolmabahçe Camisi var, işte Ortaköy Camisi var. Nasıl üslup farklılaşması var? Tesipte evet, de olabilir. Ben yine ukulalık yapmayayım. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bu El-Kasibu Habibullah. Ya, bu işte Sultanahmet Camii'nin... Ali Haydar Hafid Melek Paşazade. Melek Paşazade gafere gufire lehuma. Evet. El-Kasibu Habibullah bu Sultanahmet Camii'nin malı olan bir, orada asılı hocam, olan. Hocam ben bu yazıyı Nur Osman Kapalı Çarşı'nın Beyazıt Kapısı'nın üzerinde yazılı. O da var, Sami Efendi'nin. Sami Efendi. Bu aynısı değil mi hocam bu da? Yani aynıdır ama bu tabii Hattat'ı bunun. Bunun Hattat Ali Haydar, o Sami Efendi. O ama yazı aynı yazı. Aynı yazı evet. Bu da talik. Evet. Allah kazananı kasip yani çalışıp kesbeden, kazananı Allah'ın sevgili kulludur. Allah'ın sevgilisidir. İşte niye Nur Osmaniye şeyde var. Kapalı çarşıda var. Esnaf orada çalışanlar var. İşte oraya uygun bir. Yani Allah tezayı hale uygun bir levha. Evet. Allah orada bunu da teslim tabii başka. Bakın başka bir şey ufak. Bu da aynı üslupta ama işte bunlara da yakışıyor bu. Bu yakışmış. Yani bir emek mahsulü olan bir şey. Yani her yere her istediğin her şeyi yazmıyorsun değil mi hocam? Yani böyle... tabii.
Nasıl nikahta talak ayetleri okunmazsa, işte adam dükkan açacaksa el kasib habibullah. Besmele olur, el kasib habibullah, el rızkı alallah olur. Bu tip şeyler, evet. Okul olunca başka bir şey olur. İbadethane olunca başka bir şey. Edebiyat neydi? Muktezai hale uygun sarf-ı kelam. Evet. Belagat tarif ederken. Yani belagat tarif ederken, evet. Evet, bu evet. Bunun galiba çerçevesiyle falan bunları evet. İşte çektiğim zaman ben tabii eğik şu bu Photoshop'la düzeltiyorum eğimini şunu bunu ama yani şöyle bazen de yazının bazı yerlerinde şeyler oluyor çünkü bakın 1200 yani 100 yılı aşmış 150 yıllık bir yazı. Onları ben Photoshop'la bazen tamir ediyorum ama hocam, çerçevenin... Sizin fotoğrafçılığınız da gelişmiş olmalı böylece. Yani çünkü, çekiyorum tabii, seviyorum. Çünkü detay çekiyorsunuz. Tabii fotoğrafı yani seviyorum. Karanlık, çünkü müzelerde, karanlık yerlerde... Fotoğrafçı camilerde... 3 tane arkadaşım var. Onlarla gezdiğim için... zamanla tabii, o evet. Da bir, evet. O da çünkü o kolay bir şey değil. Bunların fotoğrafını çekmek de kolay yani, bir şey evet. Değil. Işığı ayarlayacaksın, açıyı ayarlayacaksın... Benimki mesela, tabii açıkta olanlar, tabii bu paraflaşla çekilmesi gerekenler var. Onları ben yapmıyorum. Profesyonel fotoğrafçı, ışık düzenini koyuyorlar falan. Bu tabii ortalıkta olduğu için, açıkta olduğu için, yani cami mekanında olduğu için bunları çekmek tabii nispeten daha kolay. Evet. Evet. Peki arkadaşlar, bir sonraki. Bu benim fakirin yazısı. El Kaviyyu, Cenab-ı Allah'ın El Kaviyyu, tersten düzden. Müsenna yazı, lale biçimde yazmışsınız. Lale formunda. Etrafında da bakın yaprak dokulu el yapımı kağıt var. Süsleme kenarında en dışta görüyorsunuz. Öyle mi? Tabii tabii. O el ben de el yapımı kağıt bunlar. Bunlar Nepal, Japonya'dan falan mı geliyor? Ya o taraflardan geliyor. Burada satıyor arkadaşlar bunları. Bitki liflerini falan mı kullanıyorlar acaba? Tabii öyle şeyler kullanılıyor. 1435. Hocam çok sade ve çok şık olmuş. Evet. Evet, bunu yani tasarım. Çok boğmamış. Yani böyle hakikaten baktığın zaman harekeleri kullanmadım. Sadece El Kaviyyu, işte kafın noktaları var sağdan soldan. 2-4 tane nokta ediyor. Hareke kullanmadım. Aynalı yazı. Müsenna. Aynalı diyoruz, müsenna diyoruz. Evet, ben de yani hareketsizlik de başka bir şey katmış. Evet, yani. Yani hakikaten lale değil mi hocam? Lale tabii düşünün. Tabii lale formunda. Lale formunda. Lale zaten Lafzatullah'ın... Tabii lale hilal. Lale de işte edebiyatta falan Cenab-ı Allah'ın remzi olarak. 66 Ebced hesabı hikayesi. Evet, hakikaten. Bunda da başka bir... Mesela hocam bunun sağ hiçbir tarafına küçük de olsa bir tesip... Ama siz bu şeyi süsü kağıtla vermişsiniz. Ben şöyle yani... Niye bunu kağıt yapan, tercih ettiniz? Tesip bunu, açın, karşılamak için mi? Yani dört köşesine bir takım basit sadece altınla motifler de yapılabilir ama yaptırmamışız. Bunu ama ben hocam bir... bence de çok böylesi daha uygun olmuş... Çünkü sadeliği korumuşsunuz. Yani. Yani çünkü siz burada hareketleri kullanmamakla sadeliği tercih etmişsiniz. O sadeliğiyle, tesiple de evet. Başka bir şey tabii. Evet. Yani kağıt da hem kendinden süslü. O kağıt da farklı bir hava veriyor. Tabii evet. Kendinden süslü olması. Çok gelişti bu sanatlar. Yani çok çeşitli malzemeler arkadaşlar. Dünyanın çok çeşitli. Ölçüsü ne kadar hocam bunun yazın? Kaça kaç? Bu yazı yani 7-8 sene oldu. Nasıl diyeyim ben bunu? Büyüklüğü? 50 santim, 60 santim falan vardır yani. 50-60 santim, 70 santim vardır. Evet. Boyu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Başka bir müsenna yazı. Burada evet. Da bir suret görüyorum ben. Yani sen öyle düşünmemiştim. İşte Ya Fettah. Ben hocam Fettah evet Ya Fettah çok açık. Demek ki burada da hareket kullanmamışsınız. Yok kullanmadım. Noktalar. Burada ebrulu kağıt kullanmışsınız. Burada yok kağıt zemin kağıdı ahalli kağıt. Yok klasik yok çerçevesini. Tabii diyorum. Çerçeve dış pervaz diyoruz biz ona. Hı-hı. Ona ebru. Ebru kullanmışsınız. Kullandım. Ebrular hocam tercih siz mi yapıyorsunuz? Ebru yapan mi? Arkadaşlarım var. Yazı için 15-20 tane aldığımda veya 50 tane işte seçiyorum koyuyorum eve. Bunu kenarını ben yapmıyorum. Benim bir öğrencim var üniversiteden, müzehip. Bu işleri yapıyor, ona veriyorum. Beraber seçiyoruz bazen bu yazın kenarını. Hatta geçen yine bir elif, iki çok tane elif celisülüs geldi evimde. Güzel, beraber beğendik. Bakayım ne çıkacak. Evet. Hocam burada da hareket kullanmamışsınız. Kullanmamışız, evet. Siz böyle hareket kullanmayan başka, ben hakikaten... Var, çok var tabii. Var. Yapanlar var. Tarihte falan var da... Var, şimdi de var çok. Yani
hat sanatıyla ilgilenen çok arkadaş var. Çok kabiliyetli insanlar var. Her çeşit... Ben şey sordum. Klasik hattatlarımız arasında böyle müsenna ve sülüs kullanıp da hareket... Var var. Şimdi bunları ilk defa bir arkadaşımız şöyle eski yazıların teknik ortamda harekelerini sildi. Yani sildi, öyle bir çıktısını aldı, bize gösterdi. Ama bakın dedi, böyle şeyler yani mukayese imkanı açısından. Bazen mesela yazıyı sildi, hareketleri bıraktı. Yani bir mukayese açısından. O zaman başka bir şey olmuş tabii. Tabii başka şey çıkıyor ortaya. Evet. Evet, bu da sizin yazınız. Tabii bu da benim. Ketebehu Süleyman mı yazıyor hocam? Evet, Ketebehu Süleyman. Bu imzayı bana rahmetli Emin Barın bulmuştu. Ben 1984-85'te 87-29 Aralık'ta vefat etti. O zamana kadar hep yanına giderdim. Rica etmiştim o zaman. Çok mütevazı bir insandı. Yani çok aşırı ben torunu yaşındaydım ama çok mütevazı bir insandı. Herkesle ilgilenirdi. Kibir, gurur yapmazdı. Ondan sonra bir aristokrat yapısı vardı ama ilgilenirdi. Ben mi istedim hocadan? Kendisi mi öyle bir şey yaptı ki, o saklarım hatta onun yaptığını. Böyle hemen çıkarıverdi. Tabii bir sanatkar bir insandı hoca. Evet. Allah'ın mukaddes ve mübarek kıldığı bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, ilahiler, kasideler ve dualarla bu mübarek geceyi birlikte idrak edelim. İstanbul Vaizi Mustafa Akgül, Sultanahmet Camii Eski İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkıları, Tahir İnan'ın sunumuyla Kadir Gecesi özel programı Cumartesi 20.30'da Vav TV'de. Evet hocam, ya Hazreti Halid, Eba Eyyubel Ensari. Bu işte bir Mahmud Celaleddin Efendi diye bizim tarihte Mustafa Rakım'la aynı bu dönemde yaşamış. Bu kitap kapağı mı hocam? Yok, bu bir levhadır. Bunun bir benzeri, onun baskısını ben yaptırttım hatta bir belediyeye, dağıttılar ücretsiz. Hazreti Halid Türbesi'nde de var. Yani tesibi falan farklı. Yani muazzam bir şey. Hocam sancak var. Yeşil tabii. Sancak. Aşağıda çok bir güzel bir istif var. Tabii. Mahmud Celaleddin Efendi'nin. Üç farklı renkte üç gül. Evet. Mahmud Celaleddin Efendi'nin tabii farklı bir şeyi var. Çok üslubu çok farklıdır. Mustafa Rakım'la aynı dönemde ama hat sanatında farklı bir üslubu, farklı bir yolu temsil ediyor. İşte böyle güzel eserleri de var. Yani bambaşka bir kompozisyon tabii. Var şimdi burada. Bu özel bir koleksiyonda arkadaşlar. Şimdi çevrede, köşedeki zincirbentler mi diyorsunuz hocam? Yok, bu tesip yapmış bu güzel. Köşebentler var. Köşebent, zincirbentler. Tabii köşebentler var. Köşebent, yani zincirbent. Bak hocam şeyler, Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasının evet, tesipine, serlevadaki tesiplere benziyor. Tesiplere benziyor. O gülü bakıyorsunuz. Gül de biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in remzidir. Hazreti Halid bin... Peygamberimizin komşusu. Peygamberimizin şeyidir. Konuğu olduğu, evinde kaldığı Medine'ye evet. Hicret ettiği zaman şeylerden. Evet. Çiçek böyle yaygın mıdır hocam? Ben hatlarda efendim? Gül resmi bu yani Hazreti Peygamber'le ilgili şeylerde hatlarda böyle ben çok sık
Yok, yani nadirdir böyle. Nadir değil mi hocam? Nadir, bu, nadir. O zaman o bakımdan da orijinal bir şey bu. Tabii çok güzel bir şey. Çok güzel bir. Fakat ne kadar canlı çizmiş şeyleri, gülleri, çok çiçekleri, güzel. Ressam gibi çizmişler. Tabii onu yani bir minyatür yani sanatçısı işlemiş. Bakın hocam canlı şey gibi gerçek boyutlarında perspektif vermiş. İçeri doğru gittikçe küçülüyor falan. Evet. Yani tane çok güzel. Renkleri farklı. Sancak zaten onun işte ebayi. Çok güzel sancağın. Onun sancak sarkıtmış tarlığına işaret ediyor. Yeşil tabii rengi işte çok sembolik değeri var. Hazreti Halit türbesine giderseniz hemen o dua edilen mahalde, türbenin içinde de dışarıda levhalar vardı. Onların hepsini restore ettiler, astılar. Bir tane de buna benzer. İşte onun baskısını ben yaptırttım. Kaliteli bir baskısı. Yani öyle böyle birisi anlamayan baksa asıl zanneder. Onu dağıtmıştı belediye. 7-8 sene oldu. Yani bunun bir benzeridir. Orada da görebilirler aynı evet levhayı. Evet. Bu da benim çok dikkatimi çekti bu. Değişik, evet, güzel farklı bir şey. Evet. Tabii klasik bir hat gibi duvara asılacaktan daha başka bir şey yapmışlar. Yani bunları işte az evvel söyledim ya, ben öğrencilerime devamlı söylüyorum. Herkese, ulaşabildiğim herkese söylüyorum. Yani bunlarla haşır neşir olmak insanın dünyasını değiştiriyor. Yani hocam zihnini genç kılıyor, temizliyor, yani kalbini temizliyor. Derler ya, bir söz daha vardır. En güzel tedavi meşguliyettir. Evet, evet, o bakımdan. Evet arkadaşlar, bir sonraki lütfen. Ha, bu da benim vav. Sizin vavınız hocam. Hocam biliyorsunuz biz Vav TV olduğu için bunu özellikle seçip evet koyduk Ayşe ile evet beraber. Burası Vav TV. Evet. Ve bir Vav TV eyvallah olduğu için de bu vavı da böyle. Hocam peki bu vavın ortasındaki boşluk ne? Kırılıyor biraz sanki. Onu özellikle mi yaptınız? Yoksa şu mudur? Vavın başlığın altında, yani gözün altında aşağı kuyruğa. Ben de onu şey yaptım. Bu niye böyle bir kırılma var? Tabii burada birkaç ekran var herhalde. Hı hı. Aslında böyle değil. Yani bu ekrandan kaynaklanan bir şey zannedersem. Fotoğraf aktarırken büyütünce olabilir belki. Yani o kırılma yok. Yoksa orada evet düz, güzel olması da. Bir kayma var hafif. Bu da böyle sizin vavınız hocam değil mi? Yani evet, şimdi, evet bu da. Bu da sizin evet, evet vavınız. 1435. 2014. Büyüklüğü ne kadar hocam bunun? Bu da var yani bir 60-70 santim var. Yani vavın kendisi etrafında. Bu nerede? Bu da bilmiyorum nerede. Satılmış gitmiştir yani. Bu evet sergide bir sergi idi. O zaman yazmıştım. Pendik'te bir sergi yapmıştım. 2014 mi 15'teydi. Orada benim 2,5 metre bir Hilye-i Şerifem vardı. Buralda herhalde resmi de olacak ondan sonra. Epey orada bir şey oldu. Yani elimden çıktı epey bir şey. Hmm. Evet. Çünkü evet. Takip ediyor musun hocam? Kimler aldı? Nerede falan diye merak yani ediyor musunuz? Yaşta ilerleyince kim ne nerede? Evet. Yani. Evet. Evet arkadaşlar, bu Vav resmi. Şimdi fotoğrafı. Benim bir şeyim var, hikayem var. Bu da Emin Bar'ın hanının girişinde. Şimdi lisede ben tabii yazıyla uğraşıyordum. Yani söylediğim tarih 1979-80'li yıllar. İşte yazı yazdığımız için yazı yazıyoruz falan, öğretmenler ilgi gösteriyor. Bir edebiyat hocamız vardı, Semah Yöney diye. Kulakları çınlasın, çok faydalandık kendisinden. Bana dedi, bir yazı yazar mısın dedi. Ondan sonra mesela ona yazdım, verdim. Sonra bir başka birisine yazı daha yazmışım. Öyle hani ondan sonra. Yıllar geçti. 20 sene sonra bir gün bir yerde dolaşıyorum. Abi baktım benim yazım. Ama çok tabii yani ilk hani acemice yazı, çok acemice falan filan. Allah Allah, adam satıyor. Ondan sonra hemen gittim. Dedim ki bir dakika gelebilir misiniz? Dedim. Tabii dedi, geldi. Ya bu yazı dedim benim yazım. Bu yazı dedim benim çok acemi yazım. Yani ben yeni başlamıştım. Sen bu yazıyı bana ver, ben sana bunun daha güzelini yazıp getireceğim dedim. Tamam dedi. Aldım. Götürüp verdi. Onun evet yazısı. Hocam şimdi buna bakan tabii mavi çok canlı bir lacivert mavi arası. Makli yazı Çin'i üzerine geçirilmiş. Çin'i üzerine. Aslında bu bir yazı. Tabii yani elhamdülillah yazması lazım ama kişi olmuş. Tabii biz kısmen bunun tamamını alacaktık ama kısmı gelmiş. Bu evet, ortaya da düğüm, saadet düğümü yapmışlar böyle. Hı hı. Arkadaşlar bunun tam görüntüsü yok mu? Ya bu ya Emin Bar'ın hanının girişinde veyahut da Hubiyar Camii'nin dışında olması lazım. Hı. Bir detay gibi düşünmüş. Detay hocam olarak girilmiş buraya. Yani bunu uzaktan bakıldığı zaman hat olduğunu
Kimi sorsanız herhalde çoğu hatta kimse, yani evet. Hatta ilgisi olmayan zaten anlayamaz. Bilemez ama hatta yenen bilir. Elhamdülillah dört tane böyle köşede. Bak şurada şurada kalmış, diğerleri kesilmiş fotoğraftan. Yani tekrarlanan bir elhamdülillah yazısı var değil mi hocam hep her tarafta? Buna ne diyoruz? Makili mi diyoruz? Makili diyoruz evet. Böyle köşeli yazı. Hiç yuvarlak şeyi yok bunun. Köşeli tutarak evet. Geometrik bir yazı. Köşeli. Ama renk de enteresan değil mi hocam? Çin rengi olduğu için mi bu rengi seçmişler? Yani o artık bu Çin'i yapan ustanın tercihi veyahut da mimar da söylemiş olabilir şöyle yapın diye. Çünkü mavi, tam mavi de değil. Ne mavisi diyorlar? Bu çivit bu, mavisi. Bu parlament mavisi diyeceğim ama. Çivit diyor. Mavisi. Evet evet çivit diyoruz. Mavisi. Çok hoş bir mavimiş. Yani emperyal bir renk bu. Evet. Hoş böyle bir renk. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki. Az evvel bahsettim. Hocam evet. Bu Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya'daki büyük 7,5 metre çapındaki levhaların Hazreti Hüseyin levhasının altındaki imzasıdır. Bunu hocam, isterseniz bu imza bile başlı başına tabii müstakil. Canım bu imza bile bir levhadır. Yani çok büyüktür bu. Belki de 1,5-2 metre bu. Hocam bu stüdyodaki Lafzatullah'la işte onları yazan kişi değil mi hocam? Kazasker tabii, evet, aynısından evet, bahsediyoruz. Aynı, evet evet. Bakın aşağıdan başlıyor bu. Ketebehu Es-Seyyid El-Hac Mustafa İzzet İmamu Thani Emirul Mü'minin Abdülmecid Han. Yani Emirul Mü'minin Abdülmecid Han'ın ikinci imamı olan Hacı Seyyid Mustafa İzzet bunu yazdı. Hocam bu Mustafa İzzet Efendi olsun diğerlerin de baktığınız zaman birçok hattatın aynı zamanda musikiyle ilgisi olduğu, tabii, hafız olduğu, Kur'an güzel tilavet ettiği de Allah verdi mi? Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin vasıfları saymakla bitmez. Deha vefatında abi. Tabii vefatına defnedilirken başında nutuk çeken bir zat diyor ki şimdi alelade bir insanı defnetmiyoruz, bir marif sandığını defnediyoruz diyor. Kendisi hanende, sazende, bestekar, hattat, ondan sonra neyzen. Yani bir de hattatlığı bir bakıyorsunuz çok ince nesih yazı yazmış, Kur'an-ı Kerim yazmış nesihle. Tarihle Kur'an-ı Kerim yazmış. Büyük celi, 7,5 metre çapındaki celiler yazmış. O Ayasofya Camii'ndeki o... Tabii evet. Kubbe yazısı mesela. Kubbe yazısında ben çıkmıştım, ölçmüştüm. 3 metre 10 santim o hani kuşak şeklinde geçen şey. 2,5 metre elif ölçtüm. 15 santim kalem kalınlığı ama tabii kalemle yazılmıyor. Oraya da altında. Onu aşağıda kalemle tabii şey yapılıyor falan. Ama o yazıyı ihata etmek, şimdi aşağıdan baktığınız zaman mükemmel, kusursuz. Yani yanına gittiğiniz zaman yutuyor sizi. Dev gibi bir şey. Yani onun sadece tamirini 20 senede yapamadılar. Yani çeyreğini döne iskele kuruluyor, indiriliyor, kuruluyor, indiriliyor. 20 senede zor bitti. Yani yukarıya çıktığınız zaman sizi muazzam bir iş demek. Kayboluyorsunuz içerisinde. Onu nasıl ihata etmiş? Tabii o yerde onu kağıtlara yapılıyor. Baklava dilimleri şeklinde. Nasıl yukarı öyle geçiriliyor ama her halükarda muazzam bir şey. Bakın şu belki 2 metre var şu imzanın aşağıdan yukarısı. 1265. Hocam buradan baktığı zaman küçük görünüyor ama dediğiniz abi, gibi yani bu bir istif şey. Nasıl bir istif? Bak, yumurta mı hocam? Ne diyoruz buna biz? Ya bu da damla şekli. Damla şeklinde. Şeklinde. Evet. Derler işte artık o hani hurufiliğe girmeyelim de Hazreti Hüseyin'in levhasının altında olduğu için bir gözyaşı şeklindedir falan filan. Ne ince düşünce değil mi hocam? O tabii evet. Hakikaten yani azam. İnsan hayran. Bunlara harfler, dokundum ben yani restore edilirken. Hattın güzelliği başka, o simetri bambaşka, damla ve Hazreti Hüseyin arasındaki anlam başka. Yani ya şimdi şöyle neler, bir şey. Ne hassas insanlarmış. Yani şimdi şöyle bir şey hani derler ya çok fazla nostalji mi diyorlar ona veya sıla mı diyorlar hani tabii yaşadığın yere özlem falan ama yani eski insanlara baktığımızda şu hükmü verebilir miyiz hocam bilmiyorum da hayatı zevkle ve şuurla yaşamışlar. Yani mimarilerine bakıyorsunuz, ev haline bakıyorsunuz. Hocam bunlara bakmakla iki şey yapıyoruz. Bir, bunlardan ilham alarak geleceğe taşıyoruz. Yapacaklarımızı planlıyoruz. İkincisi de aşağılık kompleksine kapılmıyoruz. Bak bizim yapılmış bu topraklarda kültür kesinlikle. Sanat en yani, güzel yapılmış evet. Yine yapılır diyoruz. Yani Kazasker üzerine bir kitap hazırladı arkadaş. O neşredildi orada. Mesela nota
şarkıları da var efendim. Şarkıları var. Besteleri, besteleri var efendim. Muazzam. Sonra dini müzikte de çok iyi tabii. Tabii tabii tabii. Evet. Hakikaten yani o yönü var. İnsan tanıdıkça hayran oluyor yani şimdi. Zaten bu sesine 2. Mahmut himayesinde yetişmiş, Enderun'da yetişmiş. Bir ara işte sarayı falan terk etmiş, hacca gitmiş. Dönüşte işte bir Özbek kıyafetli artık derviş olmuş. Beni diyor evet okul o hikayeyi biliyorum. Evet. Beyazıt'ta Bayezid Camii'nde Beyazıt mı? Fatih Camii. Bayezid Camii'nde diyorlar. Bir Ramazan günü müezzinlik yapınca Sultan Mahmut da hemen oradaymış. Tesadüfen geliyor. Tesadüfen. Hocam diyor beni okutmayın diyor. Bak padişah madişah gelir duyar mı ya beni tekrar saraya götürür diyor. Evet. Hacca gidiyor dönüşünde haber vermiyor padişaha. Evet evet. Hac dönüşünde padişah da hala hacca gitti oraları eğlendi. İşte mücaviri Resulullah oldu. Zaten falan evet. Sanıyor ama adam gelmiş gitmiş bu oralarda Eyüp tarafının Eyüp nişancasında mı yoksa Fatih mi bir tekkeye. Eyüp nişancası demeyin benim oturduğum yer. Yani oralarda falan bir yerde tekkeye gidiyor. Evet. İşte gidince köşede hiç okumuyor. İlk defa bir kamet getiriyor. İlk defa da padişah işte Allah'ın işi. Evet. Kaderi ilahi. Alıp tekrar götürüyor tabii. Evet. Tabii böyle insanların elinden tutulması gerekiyor. Az hocam, evvel dedik ya. Bizim ne büyük adammış hakikaten yani. Tarihimizde yani bizim de yetiştiğimiz bazı insanlar vardı. Bunların özelliği beyin avcısı, kabiliyet avcısı olmaları. Bu çok önemlidir. Zeki avcısı. Yani Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsederler. Hatta Mahir İz'den bahsederler. Hani Mahmut Kaya hocamızın mesela tahsil hayatı ondan sonra bugünlere gelmesi. Mahir İz Bey'in onları bir yerde görüp bir kartvizitini vermiş. Onları sorgu suale tabi. Oğlum siz ne iş yapıyorsunuz diyor. Biz okuduk, molla olduk diyor. Hiç okul, mektep falan filan yok. Askere gideceğiz, bekliyoruz. Bir yerde ders okurken Mahir İz Bey gelmiş. Namaz kılmaya. Şehzadebaşı Camii'de zannedersem. Selam vermiş. Oğlum siz kimsiniz demiş. Şu dersi demiş. Bir daha benim için takrir eder misiniz? Eski günleri yad etmek istiyorum falan diye. Sonra dersi yaptık. Sonra siz kimsiniz demiş. İşte biz şöyle böyle işte hocadan okuduk. İşte peki mektep falan yok demiş. Olmadı ki oğlum demiş. Sonra bir kartvizit çıkarıyor. Diyor benim yanıma gelin. Kartvizit Mahir İz İstanbul İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı zannedersem. Onları ellerinden tutuyor ve bugünlere getiriyor. Bakın ne kadar büyük bir iş. Rahmetli benim tanıdığım, işte yetiştiğim zamanla tanıdığım demeyeyim de ukalalık olur. Gönenli Mehmet Efendi. Mesela işte az evvel bahsettim Mustafa Miyasoğlu öyleydi. Zorla tutar böyle insanın yakasından. Ondan sonra onu yönlendirir hiç bıkmadan bu işi yapar. Tabii bunların sevapları çok büyük. Yani her şuurlu her bir insan, memleketini düşünen her insan böyle yapmalı. Yani bu bir yerde bir kabiliyet gördüğü zaman başını çevirmek herhalde çok büyük bir vebaldir. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki yani Kazasker Halim Efendi'nin imzası. Ketebehu evet. Halim. Bu imza da başlı başına bir tabii. Üsluplaştırıyorlar. Mesela Mustafa Rakım'la başlıyor bu. Sami Efendi de var. Yani formel bir şey değil. Üsluplaştırıyor onu artık. Burada gerçi formele yakın bu. Halim burada noktaları yok. Sadece o çengel nokta yerine sayıyoruz onu artık. Evet bakın iğnelenmiş. O iğnenin iki tane yapıyor. Alt kalıbı alıyor. Üstü alıyor. Alt kalıbın üzerine kömür tozu böyle geçiyor çuhayla. O yazı yazacağı kağıda izi çıkıyor. Onun izinden mürekkeple tekrar yazıyor. Evet. Evet. O kenarlardaki böyle küçük küçük olan şeyler iğne. Tabii iğne. Toplu iğne izi. Evet. Evet arkadaşlar bu imza idi. Bir sonrakine. İşte az önce konuştuğumuz 7,5 metre yüksekliğindeki. Lafzatoğlu. İşte şu gördüğümüz bizim evet, bu stüdyomuzda. Burada minyatür. Evet, stüdyomuzda da var. Muazzam yazılar. Ihlamur ağacından yapılmış çerçeveleri bunlar. Hocam işte, siz bunu buraya mı çıkıp yakından baktınız? Buna değil de. Hangisini aşağı 2010 yılında aşağı indirilmişti. Üzerlerini ölçmüştüm ben. Yani şeylerini de ölçmüştüm. Diğer bir takım levhalar da inmişti. Hatta fotoğrafım var. Twitter'da belki yayınlamışımdır onları. Muazzam bunlar. Yani bunların biliyorsunuz başına gelmedik şey kalmamıştır. Bunlarla ilgili bir sempozyum yapıldı. Orada bildiri sundum. 1935'te aşağı işte 34'te müze olunca aşağı indiriliyor. Dışarı çıkarılmak isteniyor. Çok büyük olunca dışarı çıkmıyor. Bir tanesini hatta zorlayınca kırılıyor falan. Ondan sonra eğiliyor. O muşammadır o. Arkadaki
çuhadan yapılmış. Böyle kırıyorlar falan, kırılıyor. Bakıyorlar çıkmıyor, koyuyorlar bir kenara. Yani 17-18 sene öyle bir kenarda duruyor. Daha sonra... Çıkmadığı için değil mi kalıyor? Tabii tabii. 19... Ya her şey, ya küllü şeyim minhu. Diyor ya her şey Allah'tan. Daha sonra 1949 yılında işte Ekrem Hakkı Ayverdi, Nazif Çelebi, İbn-i Lemin'in ilgilenmesiyle bunlar bir tamirat yapılıyor. O bir oldu bittiyle yerlerine asılıyor. Ondan sonra da işte bakanlığa bildiriliyor yerlerine asılıyor. Çünkü muazzam dünyanın en büyük levhaları. Yani bu bir bildiri konusu ama bunun üzerine çok yani senaryolar yazılabilir. Yani şu ilginçtir yani. Şu levhanın yazılması bile başlı başına bir film yani, hikaye. Tabii. Bunlarla, bunların yazılmasıyla ilgili bir hocamız var. Benim hocam Talip Mert, tanırsınız. Arşiv belgelerini buldu, onları yayınladı. Bunlar tabii hep yapılanlar. Yani Fossati tamirinde bunlar biliyorsunuz. Kazaskere yaz Abdülmecit zamanında. Evet. Bunların, bunlar üzerine romanlar yazılması lazım, kitaplar yazılması lazım. Ve hocam bunu her Türk çocuğunun bilmesi lazım. Tabii, mutlaka. Yani mutlaka. Bu böyle, çünkü bizim ulusal sembollerimiz. Yani bir milleti ayakta tutan unsurlar var. Onlardan bir tanesi tarih şuurudur. Bunun gençlerimize verilmesi lazım. Bir sonraki arkadaşlar. Bir sonraki. Bunlar kendi çekmem işte benim. Bir sonraki. Hocam bu da yine Ayasofya Camii'nden değil mi? Ayasofya Camii olduktan sonra kürsünün bakın, üstündeki. Bu üstteki Eyüp Sultan'da mıymış? Hasbunallah ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir. İşte cami olduktan sonra nasir. Geçen yıl bu getirildi, buraya asıldı. Aşağıdaki efendim Mehmet Esat Yesari'nin Hasbiyallahu Vahde, sol tarafında Barakallahu Teala, üstte de Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bunlar üçü de Sultan II. Mahmud imzalıdır fakat Hattat Mustafa Rakım'ındır o aslında. Aşağıdaki Veliüddin Efendi, Mehmet Esat Yesari, bunlar hat sanatının dev isimleri. Tabii ki bu Ayasofya'nın mihrap sofasının sol kısmında bunlar asılı olan levhalardır arkadaşlar. Çok kıymetli. Hocam levhalar. Siyah zemin üzerine yine bu altın mı? Tabii tabii, bunlar hep varak altın. Bunlar bakın biraz şey olmuş yani özelliklerini kaybediyor. Herhalde bunlar restore ediliyor şimdi. Bunların restore edilmesi lazım. Yani bir 20 sene, 25 sene önceki Ayasofya'nın hali ile şimdiki Ayasofya'nın hali yani bir değil. Tabii dünyanın en eski binası. Devamlı. Ben bildim bir. Yani ben Sultanahmet'te gençliğim, çocukluğum geçti bir yer. Çok iyi bildiğim bir bina, devamlı. Gözüm yani 200 metreydi evimize. Şimdiki hal çünkü çok restorasyon geçti. Devamlı restorasyon halinde öyle olması gerekiyor. Tabii çok çok şeyler yani köprünün altından çok sular aktı. En son tabii cami olması, buraya ilginin daha fazla olmasını. Hocam, hatların altındaki çiniye bakar mısınız? O da başka evet, güzellikte. Evet. Sanki bir şeyler düşmüş gibi oradan. Yani tabii orada herhalde oralarda sol taraftaki olandan. Evet. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Süleymaniye Camii'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam bu nasıl bir, değil mi şimdi sen yani cetvelle mi çizdin mübarek? Nasıl yani, yaptın bunu? Nasıl yani? Şimdi benim bir büyüğüm yarım vardı. Yarım kubbeler değil mi hocam? Kubbe ve yan ona tabii da... tabii yarım kubbe. Şimdi tam kubbenin altından çek. Bunu Mustafa Yılmaz arkadaşım var benim, fotoğrafçı. Bana da fotoğrafı sevdiren, öğreten insanlardan birisidir o. Beraber çok gideriz. Hatta şimdi yeni izinler geldi. Yine minarelerden çekim yapacağız. Şimdi benim bir büyüğüm vardı. O mühendisti, bu işlerden anlardı. Ben onun söylediğini söyleyeyim. Ben o kadar anlamıyorum. Mimar değilim, mühendisim. Dedi ki, ya Süleymaniye Camii üzerine bir yazı yazmıştı 10 sayfa. Süleymaniye'nin düşündürdükleri diye. Ben o yazıyı 10 defa okudum. Yani orada bir farklı üslupla ele alıyor. Ya dedi ki, ben Hazreti Peygamber'den sonra peygamber gelmeyeceğini bilmesem, ben Mimar Sinan'a peygamber derdim dedi. Bu dedi insan işi değil dedi. Yani muazzam bir şey dedi ya. Yani o içerideki o çift kubbeler var, çift cidarlı kubbeler var. İçindekini akustik için yapmış, dışarıdakini estetik için yapmış dedi. Ondan sonra bu hava akımı var. İS odası çıktık, gördüm. Yani 3 tane delik yapmış, dışarıya 6 tane boru koymuş.
orada bana izah etti teknik. Bak buradan dedi kirli hava geliyor. İs burada kalıyor. Kirli hava çıkıyor. Bu borulardan temiz hava giriyor. Devamlı içeride bir sirkülasyon var. Bir balonu bıraktığın zaman dedi içeriden uçan balonu belli bir yere kadar çıkar. Buraya gelir bu tıkar bu şeyi dedi. Öyle bir sistem. Elektrik yok bir şey Can, yok. Bu adam mühendis. Biz mimar Sinan diyoruz ama mimar mühendis Sinan demek lazım gerçekten. İşte bilmiyorum bana söylediği yani. O sözünü hiç unutmuyorum. Ondan sonra bak dedi bu bir takım dedi mermerlerin şekilleri var. Bunları süs için değil bunları akustik için yapmıştır o dedi. Hocam ben de caminin tabii uzak yukarıdan çekilmiş fotoğraflarına bakıyorum böyle. İç içe gelmiş muazzam bir şey. Bir de cümle kapısından en dış kapıdan girdiğin zaman önde şadırvan. Şadırvandan yukarı doğru yükselen kubbeler var giriş. Evet. Yani Allah'ım diyorsun ya bu nasıl kalemle mi çizdin? Boğazdan baktığınızda silüeti nasıl? Kalemle mi çizdin? Nasıl çizdin ya? Bu otur saatlerce muazzam, seyret. Evet. Yani muazzam bir şey. Mesela Selimiye Camii'de o konuyla ilgili de ben yani kendim branşım olmadığı için anladığım bir şey olmadığı için söylenenleri aktarıyorum. Hayranlığım var. Biri dedi ki dünyanın neresinde olursa olsun mimari doktorası yapan bir öğrencinin ilk görmek istediği yapılardan bir tanesi Selimiye Camii'dir dedi. Ya muazzam yani insanı ezmiyor. Bir böyle bir asalet var. Bir abide yapı dediğiniz bir özellik var. Bilmiyorum minarelerine çıktınız mı? Arkadaki iki minarenin üç ayrı yolu var. Evet. Daha geçen Eylül ayında yine çıktım ben. Hatta eşimi de çıkarttım. Ya çık çık çık. Bitmiyor bir de. Hatta sitem etti eşim. Ya yok mu dedi bunu. Görünmüyor mu dedi ucu falan. Ama yukarı çıktığınız zaman muazzam yani. Hocam Edirne Selimiye bambaşka bir şey. Bambaşka, tabii de o da orada başka bir şey. Ya o biliyorsunuz Edirne Selimiye öyle söylerler. Yani o işte sınırlar çizilirken falan filan. O bizim zayıf zaman. Ya kendi aralarına demişler ki yani bu tamam Edirne işte Yunan'a Bulgar'a vereceğiz. Bu Selimiye ne olacak yani? Yıksan yıkılmaz. Yani muazzam bir şey ya yani. O Selimiye'nin hürmetine herhalde Edirne bizde. Evet. Evet hocam bir sonraki arkadaşlar. Hocam bu da Saray Çeşmesi. Çeşme, Hamidiye Çeşmesi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim muhakkak. Vesakavun vakkum şeraben tahura celi sülüsle. Hamidiye Çeşmesi. Bu Yıldız... Bir çeşme kitabesi. Tabii Yıldız Sarayı'nın içerisinde bu duvarda. Aşağısında kurnası falan var. İşte biz de yazı kısmını çeşme, göndermişsiniz. Hamidiye, Sultan Hamid zamanında yapılan çeşme. İstiridye kabuğu bakın şeyde. Tepelikleri görüyorsunuz. Güzel muazzam bir çeşme. Burada su içilmez mi? Yani burada zevkle... Suyu bile hocam ibadete diye suyu içeceksiniz. Suyu içiyorsun. İçerken ibadete dönüştürüyorsun. Evet. Evet. Besmele çekiyorsun. İşte Vesakahu Rabbim. Mesela pek bilinmez. Gülhane Parkı'ndan aşağı doğru ince surun bir iç böyle niş yaptığı bir yerde bir Ertuğrul Çeşmesi vardır. Kitabeler Sultan Aziz Turası var zannedersem. Abdülfettah Efendi'nin kitabesi var. Muazzam bir şey. Ben geçen Ayasofya açıldığında havada işte 24 Temmuz'du falan yukarıları çıkamam. Oraya gittim bir sandalye aldım o çeşmenin başında. Epey bir oturdum böyle. İnsanın canı da sıkılmıyor. Bir dost, ahbap, yaren gibi yani. Yani hakikaten bu söylediğiniz belki bir başka yani anlamsız gelebilir. Ya bir nesneyle insan arasında bu tür ilişkiniz ama orada bir o bu bir sıradan bir çeşme yapı değil. Bak ben size bir şey bu söyleyeyim. Başka bir şey bu. Bir şehrin mimarisi oradaki yaşayanların ruh halini yansıtır. Bu kadar önemlidir. Evet. Ya evet. Sonraki arkadaşlar. Evet bu alttan kesip bu Nuri Osmaniye evet, kapısı. Evet. Zihni Tefsai Makamı Muallâ İlâh Hikâsi İslamiye ve İlkülâhi Saltanat-ı Seniyye Osmaniye Sultan İbni Sultan Nülgazi Sami Efendi'nin Sani. Osmanlı Tuğrası, Osmanlı Arması. Tuğra-i Şahane. Evet, ikinci Arma-i Şahane. Tuğrası, evet. Muazzam bu 1955'te burası yangın geçiriyor. Bu kalıptan bu yazı da harap oluyor. Kalıptan tekrar Yusuf Usta vardı rahmetli oldu 1996'da. O kitabeyi tekrar yazıyor böyle koyuyorlar. Yani insan hakikaten şuraya bakarak değil mi? Saatlerce. Tabii yani bir çarşıya o şuur varsa zevkle girer yani. Her gün bunu selamlar insana evet. Nur Osmaniye kapısı. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bizim ecdadımız inşa etmiyordu, ibadet ediyordu. Taş taş üzerine koyarken, diyor o taşa sirayet etmesini istedikleri bir
şahsiyete ve imana sahiptiler diyor. Evet öyledir. Yani bir şehri kuran bir medeniyet algısıdır, bir ruh vardır. O ruh olmadığı zaman işte az evvel söylediğim gibi bir şehrin mimarisi, yapısı, şusu, busu orada yaşayanların ruh halini yansıtır. Orada efendim bir kargaşa, karmaşa varsa o insanların ruh halini yansıtır. Hocam burada bir de sürekliliği sağlamak lazım. Şehirli olmak demek. İşte bunları bilmek demek oluyor. Evet. İstanbulluluk var ya, yani İstanbul'lu olmak. Şimdi, Nur Osmaniye kapısının da girdiğin zaman bunun armayı şahaneyi görmek. Şimdi bu az önce Ertuğrul Çeşmesi'nin önünden geçerken ona böyle bakıp tanıdık bir saat bakmak. Ya yani bunlar oturdu. Yani bu yoksa İstanbul'lu olmak, İstanbul'da doğup büyümek demek değil tabii. Şimdi bakın şehre sahip çıkmak nasıl bir şey? Çok önemli. Kanuni dönemi olacaktı zannedersem. İşte İstanbul'da su sorunu her zaman var. Su yollarını falan yaptırıyor, bentler yaptırılıyor falan filan. Ya diyor ki siz şimdi diyor bu suyu getiriyorsunuz bu şehre diyor yapanlara. E siz bu diyor şehri cazip kılacaksınız. Millet buraya diyor yığılacak. Bu şehir şehirlikten çıkacak diyor. Yani. Evet öyle bir rivayet var. Ha, işte yani bu çok önemli bir şey. Yani. Bir sonraki arkadaşlar. Evet. Adli mi bu? Evet. Adli. Sultan II. Mahmut. Bu restore edilmişti 2003 yılında. Oranın müdür yardımcısıydı o zaman. Arkadaşım vardı. Hemen daha iskeleye inmeden yukarı çıktım. Elledim böyle. Okşadım bu yazıyı. Muazzam bir tuğra. Bu Mustafa Rakım. Bakın. Ketebehu Rakım. Bu imzaları ilk defa böyle stilize hale getiren, üsluplaştıran da Mustafa Rakım Efendi. Sonra Sami Efendi de bu. Daha... Rakım'ın elifi nerede hocam? İşte o çengel var ya onu elif sayıyoruz. Bakın yukarı bak mimin oradan bir çengel aşağı iniyor. Rı, kım, ondan sonra. Evet. Kefin sereni ile re'nin ucu bir ona biz tetabuk diyoruz. 1230-1815'te muazzam bir şey böyle padişah tuğralarına da Celisülüs yazıyla birlikte bir şahsiyet veren, onları zirveye taşıran isim de Mustafa Rakım'dı. Bu kapının hali çok perişan bir haldeydi. Yani dünya geliyordu, görüyordu. Nerenin kapısı hocam bu? Bu Babi Hümayun. Yok mu? 3. Ahmet Çeşmesi Ayasofya'nın arkasında. O kapının çok perişan hali vardı. Üzülürdüm. Neyse ki sonra restore edildi. Çok hale yola koyuldu. Evet. Bir aybımız da böylece kapanmış oldu. Evet. Bir sonraki arkadaşlar. Evet. Bu da Mustafa Rakım geldik hocası. Geldik mezar taşlarına. Ağabeyisi. İsmail Zühdi Efendi Edirne Kapı Mezarlığı'ndaki mezar taşı kitabesi. Neyse ki ayakta kalan Necati Bey adasındadır bu. Necati Bey adasının karşısındaki adada. Bu hala duruyor. Bir hayırsever bu taşlar çalınmasın, sağdan soldan itilmesin diye buna bir şey giydirdi. Bu iki baş taşıyla ayak taşına bir demir kafes giydirdi. Demir kafesin içerisindedir bunlar. O demir kafesi kimse kırıp atmazsa inşallah bunlara da bir şey olmaz. İnşallah. Yani. Bir de zemin yeşil zemin üstüne. Tabii yine bu altın adettir evet. Ördekbaşı yeşili. Altın varak altındır bu. Ördekbaşı yeşili mi hocam? Tabii öyle adet öyledir ki yazı fışkırsın diye. Tabii bunlar aynı zamanda yazının korumasını sağlıyor. Mermer yani açık hava şartlarında bazen hani soğuk hava, sıcak hava efendime söyleyeyim o kirli hava onu yiyor. Ama bu korumuş oluyor aynı zamanda. Evet. Hocam son bir tane kalmış. Bir mezar taşımız daha var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bu mezar taşları da ayrı bir dünyadır. İşte İki cilt. Şimdi hocam o kitaba geleceğim. Şu mezar. Evet. Son bir tane arkadaşlar son resmimize bakalım. Evet bu da Şeyh Hamdullah Efendi'nin. Bunlar sana koyduk. Mezar taşı kitabı. Aslında Şeyhül Hattati'nin. Türk hat sanatının hat sanatı üslubunun kurucusudur bu. Ve İsül Hattati'nin Hamdullah el-Ma'ruf bi İbni Şeyh rahmetullahi aleyh. Bu Akşemseddin'in küçük oğlu Hamdullah değil mi hocam? Yok hayır bu alakası yok. Bunlar Buhara'dan Amasya'ya göçmüşler baba Süreverdiye tarikatinden. Babası da o Hamdullah Hamdi. Evet. Başka karıştırdım onu. Evet. Evet hakikaten bu Şeyh sonradan Hamdullah, dikilmiş bir taşıdır bu efendim. Bir arkadaşımız Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış Hamdullah Hamdi'nin şeyini buldu. Yazdığı eserini evet, getirdi. Evet. Almanya'da. Çok kıymetli. Almanya'da, Berlin'de, oradaki oryantalistik müzede yani kütüphanede. Kütüphane, Türkçe yazma eserlerde. Buradan gitmiştir. E tabi buradan gidiyor. Osman Reşer dönemi falan o başka bir hikaye. Oraya gidiyor, araştırıyor. İşte orada ortaya çıkardı. Hatta yayınladı da Yazma Eserler Kurumu'nda Şeyh Hamdullah
Aa tamam ben aldım hocam. Aldınız mı? Ha, tamam. Aldım. O Hamdullah Hamdi'nin tamam. Şey Hamdullah hattı. Hem asıl nüsha yayınlandı. Yani tamam. İkisini de yaptı. Çok çok güzel bir çalışma hakikaten. Tamam onu hatırladım. Leyla ile Yusuf ve Züleyha mıydı? Leyla ile Mecnun pardon. Evet bir bayan onu. Evet Güler Doğan Averbek. Tamam. Averbek o hazırladı. Hakikaten çok ciddi ve çok titiz. Bakın o, ne güzel motifleri övülmesi gerek. Övülesi bir çalışma oldu. Evet. Motifler başka çok bir şey. Çok çalışma mesela. Var. Mesela bir arkadaşımız da Tuhfe-i Hattati'ni çeviri yazı olarak çalıştı. Çok güzel. Onu biliyorsunuz. Mustafa Koç. Mustafa Koç zaten evet o tek kişilik enstitü hocam. Evet. Biz çocukken işte Zagor ormanda 10 kaplan gücündedir derdi. İşte Mustafa Koç da 10 tane maşallah. Hoca gücünde olan evet. Hocalardan hakikaten. Şimdi de Cemalettin Server Revnakoğlu. İstanbul. Bunu herhalde 5 cilt halinde mi? Evet öyle çıkıyor galiba. Evet, öyle duydum. İnşallah elimize ulaşır. Evet. Hocam şimdi bu mezar taşlarından gelince sizin yine çalışmanız mezar taşlarıyla ilgili. Biraz onu şey yapalım. Evet bu çalışma burada şimdi 1600 küsür sayfa Zeytinburnu sınırları içerisindeki eski Osmanlı mezar taşı kitabelerinin bir envanterini burada biz çıkardık. 1622 sayfa. Hocam hiç bilinmeyen bir meşhur bir mezar çıktı mı? Yani çıktı. Çok şeyler var burada. İşte mesela Tepedelenli kabri bulduk, çocuklarının kabrini bulduk ondan sonra. Yani bir ilgiye muhtaç ama duruyor orada. Çok daha başka şey. Tepedelenli'nin şeyi mezarı galiba yan yada. Onun şey gövdesi yan yada. Başı ama seri maktuu diyor zaten. Ha, yani kesik tamam, başı burada. Tamam, o burada. Sistemi biliyorsunuz. Yani idam ediliyor. Başlar balmumu içerisinde saraya takdim ediliyor. Gösteriliyor, görülüyor. Tamam diyor aileyi alın gidin. Gövde yan yada. Evet. Fethi Çelebi Camii'nin bahçesinde evet, mi? Fethiye Cami diye. Caminin diye. Evet. Güzel de bir şeyi var. Böyle şebekeli bir şebekeli. Mezarı var. Ama çocuklar herhalde Kütahya'da yakalanıyor. Orada idam ediliyor. Hepsinin seri maktuu diyor. Buradadır. Aile hala var. Onu takip eden aile var ama mezarları ilgiye muhtaç. Burada bunları tabii envanterini çıkarttıktan başka bu mezar taşı kitabeleri bir dünyadır. Bunlarda işte başlıklar var. Bundan sonra tarikat başlıkları var. Yeniçeri mezarları var. Vesaire işte bir takım semboller var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları da ilk 80 sayfada biz işledik. Yani bunların anlamları. Yani şunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Mezar taşına bakarak o mezarda yatan zatın mesleğini, meşrebini tahmin edebiliriz. Yani hepsini olmasa da şöyle ama erkek mi bayan mı olduğunu ilk bakışta hemen uzaktan. Çocuk mu? Çocuk mu? Onu hemen anlıyorsunuz. Başlık varsa başlıktan mezhebini, meşrebini anlıyorsunuz. Mesleğini anlıyorsunuz. Bunlar tabii mesela kavuklu olması, fesli olması. Tabii bir müderris kavukları var. Yani profesör onlara uygundur. Mesela işte katibi kavukları var. Onlar çok çeşitli. Yeniçeri başlıkları var. Onları anlıyorsunuz. Tarikat taşları var. Bir Bektaşi başlığını gördüğü zaman 12 tek terkli. Onun hemen bir Bektaşi'ye ait olduğunu hemen siz anlıyorsunuz. Veya Kadiri tarikatına mensupsa veya Halveti Sümbüli ise bunları başlıklarından yapılmışsa bunları başlıklarından anlıyorsunuz. Daha başka işte paşaların süslü taşları var. Artık o ailenin görgüsüne, kültürüne göre yapılmış taşlar var. Fakat bunların hepsi himmete muhtaç. Yani bunlar çok büyük bir hazine fakat işte açık havada oldukları için bunlar her geçen gün eriyor gidiyor. Evet. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Bir milleti yaşatan ruh bunlardır. Yani tarihi eserlerdir. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Hocam bir de sizin şu Hoş Nevisan-ı İstanbul'la şu İstanbul Müzakatı'nın genişletilmiş hali mi? Evet o farklıdır. Farsça tercümesi. O İstanbul'un Yüzleri diye seri vardı. Evet oradan çıktı. Oradan çıktı. Çok evet. Bu da bunun herhalde. Yani fark tabii şeyi var ama. Şunun genişletilmesi gibi bu da bunun mu? Tabii genişletilmişi. Şimdi İran'da bu TEDA projesi kapsamında bizim Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çıktı orada. TEDA projesi kapsamında. Şimdi benim iki tane evet. Kitabım daha tercüme edildi. Bu Farsça. Efendim? Bu Farsça. Tabii. Onlar da şimdi basılanlar da Farsça. Fakat bu koronadan dolayı çıktı. Hatta bugün işte WhatsApp aracıyla kitabımı falan gösterdiler ama kitabımı daha göremedim.
Yani o böyle onlar... şey yapayım, böyle bir kitapları... Yani göstereyim. İran'da bu kitap basılırken hiç böyle ümidim yoktu. Hani böyle isteksizce verdim, geldim yani verdim, geldiler işte. Basıp basmayacaklarından emin değildiniz. Ama sonra beni tanıtım için çağırdıklarında ilk defa kitabı orada gördüğümde şaşırdım. Yani çok güzel emek Vallahi, verilmiş bir baskı. Yani ilgi göstermeleri... Tabii. Şuna bakar mısın hocam? O işte şeydeki, Mescid-i Aksa'daki Şefik Bey'in yazısıdır. Yasin suresi kuşak. Yani çok hakikaten bu, evet. bu başka bir... Yani İran'da kitap, kültür, sanat işlerine çok ehemmiyet veriliyor, önem veriliyor. Bu konuda gittiniz mi bilmiyorum. Gittim İran'a. Yani kitap... Meşhed'e kadar gittim de aşağı güneye evet. inemedim. Meşhed'de Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni gezmişsinizdir. Gezemedim, götürmediler. İmam Rıza Türbesi'ni. İmam Rıza Türbesi'ni, evet. Tusi'yi, oralara Firdevsi'yi falan gittim. Firdevsi'yi, evet. Şeye gidemedim. Kur'an-ı Kerim yani Müzesi'ne giremedik. Çok ilginç, gezilmesi gereken bir yer. Şimdi arkadaş gösterdi, bir kitabım çıktı işte basmışlar. Bir de mezar taşı. İranların bu hatta merakı nereden geliyor? İranlar da hat. Yani var da onlar. Hani... Onlardaki üslup. Daha çok Yakut üslubu, Sülüs'te, Nesih'te öyle devam ediyor. Tabii ince tarihte onlar çok meşhur, çok çalışan. Yani bir ara 2008'de bir heyetle bizi götürmüşlerdi. Ülke çapında yani böyle bir sivil toplum örgütü, devletin de kontrolünde 25 bin kadar hat öğrencisi olduğunu söylediler. Çok tabii çok öğrenci bunlar. Yani tabii şey var, ilgi var, alaka var. Yazıyı hala kullanıyorlar. Bu da son çıkan. Hocam bu da son kitabımız herhalde. Ama onun hikayesi şöyle. 2010 yılında Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün 1400. yılı münasebetiyle Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bir sergi hazırlıyorduk. Bir yıl depoda çalıştım ben. Orada Şam evrakı falan var. Ya envanter defterini Hututi Meşahir gördüm. İlk bakışta meşhurların hatları. Hani hı hı. tercüme. Allah hemen heyecanlandım, istedim bunu. Dedim ki meşhur hattatların hatlarını göreceğim diye. Abi açtım ki muazzam bir hatıra. Hemen ilgililere söyledim. İşte şeyini aldım. İzinleri aldım. Çekimini yaptık. Sonra işte çeviri yazı, işte Arapçası var, Farsçası var. Osmanlı Türkçesi çevrilmesi gerekiyor. Fakat bunun baskı safhasında epey bir bekledik. Yani hazırlık safhasında bir hocamız maalesef aldı. Ben olsun dedi. Ben de olayım dedi. Tamam dedik. Fakat 5 sene, 6 sene bizi oyaladı böyle. Ondan sonra da yapmıyorum. Demedi, kendi de demedi de. Ya ne oluyor hocam hani bu iş? E dedi ben artık yapamayacağım. Evet, hakikaten yani bu da... O da çok geç çıktı Yaşar, ama... Çok, Yaşar Şadi Efendi. Yani bunun içerisinde Bediüzzaman'dan tutun, Mehmet Akif'e kadar, yani Cenab-ı Şahabettin'e kadar herkesin el yazısı var. Evet, onu söyleyecektim. Yani muazzam bir şey. Şimdi bu kitabın özelliği meşhurların... Hatları yani el yazısı örnekleri olması. Tabii defteri veriyor, hazırlamış, veriyor, gidiyor, rica ediyor. O kendisi yanında da burada da okunması var. Tabii bu yazının çeviri yazısı var. Mesela şöyle tekrar açayım ileri doğru. Bir başta da onun epey bir çalışmasını evet. yaptım daha önce. İncelemesi, değerlendirme yazısı var. Değerlendirmesini yaptım. Onu daha önce ilmi bir makalede neşrettim. Baktım ki kitap uzayacak çok çıkması. Yani bu burada her meşhurun hatları. Hatta bu şöyle bir, bu eserin şöyle güzel bir tarafı var. Diyelim Yeni Türk Edebiyatı araştırmacısı bir şey çalışıyor, eleme yazı geçti ama yazının kime ait olduğu konusunda kararsız. Evet. Şüphesi var. Şüphelendiyse gelsin alsın yazıyı, koysun yanına, tabii. Baksın burada hemen evet. yazının ait olup olmadığını işte göstersin. Muazzam bir şey. Yaşar Şadi bu mu? Evet, evet. Bu bir Yaşar Şadi de bu. Bunun mezar taşı kitabesi de Fatih Türbesi haziresinde. Onu da orada güzel bir mezar taşı evet. kitabesi var. Tasvirime bak. Kattı felek şeyi bir şebaba. Bir nutku nefes farkı hayatımla mematın. Evet. Bu kitabın da Türk İslam Eserleri Müzesi'ne gelmesinin hikayesi yine İbnül Emin vasıtasıyla. Ailesinden İbnül Emin rica ediyor. Onu Türk İslam Eserleri Müzesi'ne kazandırıyor. Oradayken işte bir evet, hakikaten lütfu bir... ilahi yani orada görmemiz. Şarkıda bu... Hamparsum notası var hmm. yani. Yani şarkı sözleri de var. Süheyl Ünver'in mesela vermiş sanatkarlara. Süheyl Ünver bir tesip yapmış. Hatta Tamit bir yazı yazmış. Aziz Efendi iki tane yazı yazmış. Mesela
Mesela bu besmele... Ya şu, o Aziz Neyzen Emin Efendi'nin. Evet. Neyzen Mehmet Yazıcı. Hakikaten çok... Hocam bu bir belge yani. Bu. Evet, evet. Çok kıymetli bir eser oldu. Hakikaten şu, şükür. Siz bunu çıkartmışsınız. Çok bir kaynak, bir hakikaten değerini, kıymetini ancak araştıranlar bilirler. Yani biz zer zerger şinaset gevher ne? Zer zerger şinaset gevher gevheri mi diyor? Evet, mücevherin değerini anlatıcılar, yani, kuyumcular bilir. Mücevherin... Yani hakikaten şu eser yani çok çok siz şükür. Bir yerden çıkmış, hazine çıkmış, evet, yani gerçekten. Evet. Hocam bir de tabii benim öğrenmek istediğim birkaç şey var. Hat sanatının geleceği nasıl görüyorsunuz hocam? Hat sanatı şöyle, hat sanatı sanki bana çok parlak gibi. Hat sanatı tarih olmaktan kurtuldu. Yani bizim zamanımızı şöyle örnek vereyim ben. Hani 70-80'li yıllardan önce çalışırken hani İmam Hatip'te okuyordum, çalışıyordum falan. Hocalarımız ne oğlum almışsın bir şeyler yapıyorsun falan. Yani hocalarımız bile öyle der. Hocam sadece, o zaman İmam Hatip'te öyle vardı. Şimdi sırf Hüsnü Hat Proje İmam Hatip'te var. Tabii o zaman sadece bir hocamız vardı, edebiyat hocamız. Ona ben şehirli diyorum. Sadece bir hocamız beni teşvik ederdi. Oğlum bak yaz, devam et. Bunu bırakma sakın falan derdi. Hep ilgilenirdi ondan sonra. Şimdi bir şey yok. Yani birkaç isim öyle kendi kendine bir şeyler çalışıyor. Kendi hallerinde. Öyle bir piyasada bir ilgi alaka yok. Ha bir de bir olay anlatayım ben size. Sultanahmet'te oturuyoruz. Arka tarafımızda o zaman matbaalar falan var. Bir yayın evi. Darul Envar lin neşri ve tevzi'i. Hiç unutmam ibareyi de. Darul Envar'ı Celisülüs'te böyle Hattat Hamit Aytaç'a yazdırmışlar. Bir levha yapmışlar. Tabela. Onu yayın evine Alay Köşkü Caddesi'nde asmışlardı. 1978. Ondan sonra ben de işte orta iki, orta üçteyim. Baktım ki toplum polisi bir sabah gelmiş. Tertibat almışlar. Efendim bu yazıyı indirdiler. İnkılap kanunlarına aykırı diye ondan sonra. Yani o halden bugünlere geldik. Şükür artık devlet katında da sahip çıkılan bir şey bu. Hocam sonra insanlar para verip hat yazdırıyorlar, hat alıyorlar. Tabii tabii çok büyük yani bir şey bir oluştu. Bir meraklı kitlesi de oluştu. Eğer yani zaten piyasa olmasa sanatın gelişmesi mümkün değil. Yani Hattat Hamit Aytaç o çok zor zamanları hamiyetli, gayretli Müslümanların kendisine sahip çıkmasıyla hatta Halim Hoca da öyle yapmış efendim. Böyle getirmişler. Yani o silsileyi zinciri koparmamışlar. Onların oradaki görevi çok büyük. Hocam şimdi tabii az önce örnekleri üzerinden konuşurken de söylediniz. Bazı arkadaşlar işte yenilikler peşinde. Doğal tabii bu tabii. Sanatın doğasında var. Devamlı bir örnekten farklı olacak. Olması lazım. Şimdi ben bir hat gördüm. Bu divani şekil, divani biçiminde ama yazı divani değil, nesi. Yani uzaktan baktığınız zaman form, hani şu divanilerin şöyle başlayıp yukarı doğru çıkar ya. Evet, evet. O şekilde yazmış ama baktığınız zaman yaklaşık yazıya bakıyorsun, nesihle yazmış. Yani birinin yazıyı almış, biçimini kullanmış. Muhtemelen bir başkasını böyle biçimleriyle, yani alışık olduğumuz biçim ve form ile yazı tipi arasındaki ilişkiyi karıştırmaya başladılar. Bunun yanında belki metinleri de bir kısmı sülüs, bir kısmı nesih, yani böyle karışık yazmaya başlayanlar da olacak. Evet. Bu tür arayışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, hani gelenek dediğimiz klasiği şey... Klasiği bozmak gibi bir şeydir, yoksa nedir? Şimdi şöyle, hani gelenekten gelen şu anda çok güzel bir seviye yakalandı. Yani bütün geleneksel sanatlarımızın her sahasında, hatta olsun Ebru'da olsun, işte Çin'de olsun vesaire vesaire. Yarın şuna bakılacaktır. Yani siz tamam gelenekte olan üslubu, usulü aynen tekrar ettiniz. Onu öğrendiniz, öğrettiniz. Peki siz zamanınızdan ne kattınız buna? Bu çok önemlidir. Yani olduğu gibi, geçmişi olduğu gibi tekrar etmek, devamlı tekrar etmek, evet o olacaktır. Ama günümüzden de bir şeyler katılması gerekir. Bunu herkes mi yapacak? Herkesin bunu yapması mümkün değil. Herkesten bu beklenemez. Ama bir takım yeni arayışlar var. Yani yurt dışında da görüyorum. Dubai'de mesela Vissam Şevket diye bir arkadaşımız var. Kendine has bir hurufat geliştirdi. Ben dedim ki siz dersi kimden aldınız? Kimin talebesisiniz? Sami Efendi'nin dedi. Kendini bir Osmanlı hattatına izafe ediyor.
Ondan faydalanıyorum diyor. Peki bu yazdığınız bir hurufat var. Bu ne hurufatıdır? Dedi hattı visan bu dedi. Çünkü kendine has grafik sanatını bildiği için, bir sanat temeli olduğu için buradan bir şeyler çıkarıyor. Mesela isim vermekten hiç çekinmiyorum. Benim çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Hattat Ali Toy'u bilirsiniz. Evet. Onun o mesela klasik tarzda eğitim almıştır. Talik, evet, talik eğitim almıştır. Divane eğitim almıştır. Hocası Ali Alparslan'dır. Efendim rahmet olsun kendisine. Fakat kendisi benim hocalarım hocası. Bugün şöyle diyebiliriz. Yani günümüzden geleceğe kalan hattatların yeganesidir kendisini. Mesela Savaş Çevik ağabeyimiz var. O da çok farklı denemeler yaptı ve bunda çok başarılı oldu. Bunun dışında yeni genç arkadaşlarımızın bir takım çabaları var, gayretleri var. Bunların bir yere varacağını ben tahmin ediyorum. Yani günümüzde efendim hat sanatı tarih olmaktan kurtarıldı. Kurtarıldıktan başka gelenek çok iyi bir şekilde öğretildi. Bunun dışında da bir takım arkadaşlar bu geleneğin üzerine bir takım yeni unsurları ekliyorlar. Bunun mutlaka olması lazım. Yoksa geri gider bu iş. Hocam bir de üç boyutlu şeyler var. Hatta üç boyutlu alıyorlar. Yani mim alıyor mesela. Bunu bir evin köşesinde heykel şeklinde. Heykel şeklinde yani. Yapar canım. Hazreti Süleyman da kendine heykellikler yaptırmış. Güzel yani bir şey o harflerden harflerden böyle şeyleri. Ben onu görüyordum. Ben bazılarına çok hoşuma gidiyordu. Yani güzel şeyler bunlar yani. Bunlar çok güzel bir de bu hatta hocam öyle bir şey. Masanızın üzerinde bir tane. Ha ben mesela şu bak aklıma geldi. Bir belediyede efendim bir yarışmanın koordinatörlüğünü yaparken işte jüri üyelerine, ödül alanlara ne verelim diye bir vav harfini AutoCAD'te çizdirdim. Sami Efendi'nin bir vav harfini. Onu böyle bir heykel haline getirttirdim. Sarı. Ondan sonra onu bir kaideye oturtturdum. Onu hediye ettik. Ondan sonra ben bundan rica ettim. Bizim okulumuzda işte söyledik dekan beye falan 20 tane yaptırttım. O da akademik yükselmelerde bunları çok hoş bir şey. Masanıza koyuyorsunuz bir vav harfi. Veyahut da işte Dubai'den getirmişti arkadaşlar gördüm. Bir elif harfi yapılmış. Camdan yapılmış. Çok yaygın o elif harfi şimdi uzun. Yani ama o bizim vav çok güzel olmuştu. Yani benim masam da hala durur. Şeyleri, hediyelik eşyalarda bu. Tabii. Hatta avizelerde yani bazı harfler avize, endüstriyel tasarımcıların tabii malzeme lazım. Yenilik şöyle söyleyecekler. Bu hattı da keşfedip onun uygun olanlarını kullanmaya çekmeye bunlar başladı. Fanteziler yapılması lazım. Bir ara İstanbul'da bir atölye önemli mimari eserlerimizin küçük replikalarını yaptı. O kadar güzeldi ki onlar. Sonra o şey atölye kapanmış. Sonra onu Çin'den yaptı. Hiç güzel. Mesela Kız Kulesi benim hala büfemde durur. Yani vitrinimde durur. Ayasofya Camii. Kristalden yapıyorlar hocam bunlar. Hayır, şu anda onlar şeydendi. Mermer tozundan ve çok başa Firuza Camisi'ni yapmışlardı. Ondan sonra Kız Kulesi yapılmıştı. Galata Kulesi yapılmıştı. Sonra bu atölye kapandı. Çin işi çok kalitesiz. Hala var ama hiçbirisini ben hiç bakmaya tahammül edemiyorum. Bu Mehmet Şevki Dergi bilirsiniz. Bilmem. Komşunuz. Bilmem çünkü o da Sultanahmet'ti. Hocamız Sultanahmet'teydi. Onun evine gittiğiniz zaman biliyorsun boş yer yok. Duvarlarda, levhalarda. Müze gibiydi. Müze gibiydi. O hep böyle yazdırır küçük küçük alışkanlık olsun diye, insanlar tanışsın diye hediye ederdi. Çok cüz'i paralara satardı. Belki satma değil onunki. Masrafını çıkarırdı o kadar. Evet. Yani masrafını bu maksadı çıkarır. Para kazanmak değildi. O yaygınlaşsın, herkes tanısın, evine götürsün idi ve çok teşvik ederdi. Çok onun sayesinde çok kişi hatta tanıştı. Hatta benim de ondan aldığım bir iki tane hattım da hala var. Bir tane Edeb Yahu vardır. Ali Toy hattıdır. Duruyor. Şimdi o nevi şahsına münhasır. Evet, çok hat konusunda da bu teşvik etmesi. Yani onun Şevket abinin ölçüsüne göre bir zengin Müslüman evinde hat yoksa ya Müslümanım demesin ya zenginim demesin derdi. Yani şimdi bu olmaz kültürlü derdi. Ve vasıflı insanın şartlarını sayarken bu olmaz derdi. Yani bu tabii. Şeylerden bu kapalı çarşı şeydeki işte Tahtakale işi ucuz hediyelik eşya. Hoca da muazzam bir beyin avcısıydı. Tabii o da muazzam. O da yani. Gençleri yapar ederdi. Evet. Şimdi şey diyeceğim hocam. Şimdi siz bir
ev olsa mesela, bir çok sevdiğiniz birisi evleniyor, ona düğün hediyesi yapacaksınız veya bir arkadaşınız, sevme arkadaşınız yeni bir ev aldı, taşındı, evine hediye yapacaksınız ve size geldi sordu, hocam ne yazalım, ne tavsiye edersiniz? Yani ben mi hediye götürüyorum yoksa yok? Ben mesela şimdi geldim. Hocam siz hattatsınız. Benim bir arkadaşım var. Evet. Arkadaşım yeni ev aldı. Taşınacak. Ben ona bir hat hediye etmek istiyorum. Ne yazayım diye size sordu. Yani ben hemen böyle şunu söylerim. Böyle bir soruyla karşılaştım. Hilye-i Şerife. Eğer dedim ki imkanınız varsa bir Hilye-i Şerife yazdırın. Tesiplettirin. O hediye. Servet hocam. O yani servet. O zaman şöyle. Arba parası. Hani bir şair demiş ya, ele geçmezse sevdiğin çareni eldekini seveceksin. Çok kaliteli baskıları var. Çok güzel bir çerçeveyle yaparsanız onu verirsiniz. Hı. Yok o da olmadı. İlla ben işte şey istiyorum. Asıl bir şey istiyorum. Hani besmele olabilir. Maşallah olabilir. Barekallah olabilir. Hâzâ min fadlı işte ibareler olabilir. Mesela tesip değil de etrafını ebru az evvel benim maliyet düşürmek için. Maliyeti düşürmek için hem süreyi azaltmak için. Ama bir hilye-i şerife eğer imkanı varsa, zengin birisi ise mutlaka ona bir hilye-i şerife veya zengin birisi hocam oğlu evleniyorsa miras olarak bir hilye-i şerife yazdırsın. Mutlaka bu çeyiz gibi. Bu şunun verilmesi lazım. Hem sanatkarlar burada faydalanır, hem sanat gelişir, hem de bir kültür diriltilmiş olur. Hilye-i şerife biliyorsunuz bizim kültürümüzde toplu bulunulan yerlerde asılması hocam sonra bir de maddi değeri de yani bıraktığınız zaman değer kaybeden bir şey değil ki. Değil ha evet. Yani hilye-i şerif dediğiniz hat eseri şimdi kaç yani eskiler yazdı, kaç paralardan gidiyor? Yani altın almak gibi bir şey, yani bırakmak gibi bir şey. Çok kıymetli, çok. Yani çok orada kıymetli. Araba bırakma, hile bırak daha değerli. Yani bu özellikle zenginler kızlarına. Mesela oğlu. Ben diyorum ki şimdi ortalığı çok kalitesiz Çin işi, porselenler şu. Ya Kütahya Çinisine ne oldu, İznik Çinisine ne oldu? Yani bu atölyeyi açıp bu işi yapan arkadaşlar var. Ama bu şuuru vermek lazım onlara. Ya bir yere gidiyorsunuz, hediye götüreceksiniz. Bir İznik çinisini alın. İznik çinisini götürün. Çok kıymetli bir şey. İznik çinisini böyle güzel çerçeve yapıyorlar. Küçük bir şey şunun kadar. Onu çok güzel bir kabın içerisine koyuyorlar. Paşa çok bahçe var hocam. Keza Paşa bahçe, cam işleri var. Hocam çok ne sanatlar var. Ne sanatlar var. Ama inşallah ebru sanat mı? Ebru mesela götürülebilir artık. Ebrular da, hocam ebru da bambaşka bir hal almaya başladı. Başka bir şey oldu. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hakikaten bize şöyle hattı, yani çok geniş bir perspektiften anlattınız. Hattı, hattatları, hat örnekleri, kitaplar, evet. Günümüz, gelecek çok zevkli, keyifli sohbet oldu. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum, bir faydamız olduysa. Eyvallah. Ne mutlu bize. Efendim, bir Enderun sohbetlerin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Enderun sohbetlerinde yeni bir konu ve konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.